Gençler, hoş geldiniz. Nasılsınız? Umuyorum keyifleriniz yerindedir. Pixopat'tasınız, Pixopat Live'dasınız. Haftayı nezih bir yayınla sizlerle birlikte açıyoruz arkadaşlar. Yalnız çok aşırı nezih yani. Çok aşırı nezih. Hani bildiğin gibi nezih değil ben yani. Ben o yüzden nezih bir yayın olacağı için yayını protesto edip gidiyorum. Diyorsun. Hı-hı. Burayı terk edersen milyonları üzerine salarım. Sal. Bak burada milyonlar var. Sal kardeşim. Gençler. Bir duruşumuzun olması lazım. Elleri göreyim. Utku'dan 219.99 gelmiş. Dün gece gerçekten yaşandı mı diyor. Galpler. Galpler sizlerle olsun. Galpler ülkemle olsun. Galpler milletimle olsun. Gençler nasılsınız? Hoş geldiniz. Yemin Utku'ya çok teşekkür ediyoruz. Adam ya. Ne yaptım kardeşim? Bir şey yapmadım. Ben ne yaptım kardeşim? Ben Soberk 29 ay olmuş. Oo. Hentai izlemeye geldim diyor. Buyurun açık buyursun açık. Efendim hoş geldiniz. Buyurun buyursunlar bugün sizlerle birlikte. Türkiye'de bazı isimlerin, bazı insanların, belli insanların, belli çevrelerin, bu ülkenin, bu toplumun birliğine, beraberliğine kıymet vermeyen, sürekli ötekileştiren bazı bireylerin göde gelişini kutlamak amacıyla gödeli bir program. Bugün hep beraber gödeli like'larımızı alalım arkadaşlar. Hep beraber 19 gödeli. Oo! Neler neler oluyor? Ben yapmıyorum oğlum bunları. Bu nasıl oluyor lan? Ne yaptın? Bir şeyler falan patladı ne o? Bir şeyler patladı falan. Hey! Böyle yapınca mı oluyor? Lay 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 lay. Bir şeyler oluyor vallahi ben olmadı de bilmiyorum. Bu sefer olmadı evet gerçekten. Ama kendimiz tetikleyebiliriz diye düşünüyorum arkadaşlar. Şöyle yaparsak sanıyorum.
Yapabilir miyim diye bakıyorum buradan. Evet sanıyorum. Şöyle bir şey yaparsak. Bu ne lan? Oha. Oha let disco. The hazır mıyız? Yukancı ölçülü sevin diye rica ettiler lütfen. Ne oldu? Dün gece diyorum biliyorsun ölçülü sevin diye rica ettiler. Dün gece ölçülü sevin dendi. Bugün değil kardeşim. Bugün sapıtabiliriz bugün diyorsun. Bugün dilediğimiz gibi sapıtabiliriz diye düşünüyorum. Neyse arkadaşlar hoş geldiniz. Elleri bir görebilir miyiz acaba? Görürüz. Bir elleri alabilir miyiz? Gaspar Noa filmine döndü ortalık diyorsun. İnanılmaz bir şeyler oluyor ben anlamadım ya. Efendi yavrum. Bora Türk'ün burada. Ricardus'a burada. Ulaştan iki göz bir dil gelmiş. Senin için geldi sanıyorum. Caner burada. Herubelek burada. Stray Cat. Perspektif. Mit, efendim, Volkan, Ersan, Komutan, Ömer, Joe Pillow, Yesari, Emre, Lol Traktör, efendim, Batu burada, Kutay burada, Doktor Muzer burada, Karsus burada. Gençler hoş geldiniz. Buyurun buyursunlar efendim Mehmet hoş geldiniz. Mehmet de buradaymış, Doğan herkesler da buradaymış. Burada. Efendim, herkesler Oğul burada. Burada, Oğuzhan burada, Meriç. Ne kadar nezih. Anıl. Ne kadar Esen. Harika. Ne kadar nezih, ne kadar keyifli. Amcan Erzurum'da muhtar mı olmuş MHT? Hadi be. Vay. Müthiş haber. Vallahi tebrik ediyorum. Aile buradan olarak politikaya atılmışsınız. Sıra sende. Buradan başarı elde etmiş tüm siyasetçilerimize, tüm dostlarımıza alkışlarımı yolluyorum buradan. Var mı? Tebrik ediyorum. Bir şeyin. Neyin var mı? Siyasette bir ilgin, bir isteğin ileriki benim yıllarda. Benim mi? Evet. Ya şöyle. Dengeleri bozmak istemiyorum. Anladım. Yani belli bir, öyle veya böyle bir denge var. O dengeleri bozmayı çok istemiyorum açık konuşmak gerekirse. Yani ben aday olursam ortalık bir karışır diyorsun yani öyle mi anlıyorum? Yani çok da böyle hani ego yüksek bir yok, açıklama bir şey yani de yapmak o istemiyorum. Hı-hı. Ama yani sonuçta anlıyorum. Yani öyle çuş. Yüzüm nasılsın yavrum iyi misin? İyi sen nasılsın? Teşekkür ederim ben de iyiyim. Keyifler nasıl? İyi bak kripto AKP'liyim galiba. Öyle mi? Neden evet, böyle söylüyorsun? Ne bileyim bugün çok bir keyfim yok. Bir şey söyleyeyim mi? Hı. Bunun psikolojik analizini sana bir kısmını yaptım. Bir kısmını da şimdi yapacağım. Buyur yap. Dilerseniz bir anımla sizlerle paylaşmak istiyorum. Anımı sizlerle paylaşmak istiyorum. Öyle başlamak istiyorum. Ben 4 sene üniversiteye gireceğim diye gıçımı yırttım. Evet. Gödümü bak, yırttım. Bak bu olabilir. Tamam mı? 4 sene üniversiteye gireceğim, üniversiteye de istediğim, keyif aldığım, istediğim, sevdiğim bir yerde okuyacağım diye. Biliyorsunuz böyle maden mühendisliği girdim, çıktım, ettim bilmem ne falan. Ondan sonra 4. sene gittim abi. Biz de daha önce de konuşmuştuk öyle yani karşılayacak bir durum falan çok fazla yoktu ailemizde yani. Burslu abi kazandım tamam mı? Görsel iletişim tasarımı kazandım burslu. Kutlama yaptık evde. Yani kutlama derken eş dost işte o bilmem ne falan. Abi bütün gün böyleydim. İdrak edemiyorsun kardeşim. Bünye ne oluyor biliyor musun? Bünye bu kadar hayal kırıklığına uğradıktan evet, sonra bir kapı yok yani. Kendini yani kapıyor kardeşim. Olabilir. Kendine yine hayal kırıklığı olacakmış gibi hazırlıyor. Ondan sonra eli ayağın birbirine karışıyor. Ne oldu lan hakikaten kazandık mı falan oluyorsun. Yani her an bir şey olabilirmiş. Yani yok kabullen yani kesinlikle çok iyi bir şey olduğunu herhalde şey yapıyorum kabulleniyorum yani orada hiçbir sıkıntı yok ama herkes o kadar coşkulu ki ben o coşkuya duygusal olarak eşlik edemiyorum ve bir tuhaf oldum olsun, yani. Olsun olsun sen de kendince yaşa Gülcüm ya. Öyle herkes be. Kendince. Ben şu hayatta şunu öğrendim Gülcüm. Şu yaşıma geldim şunu öğrendim. Nerede mutluluk var bir gıdım olsun. O anı, o mutluluğu yakalamak doğru kardeşim. Gerçekten böyle bir durum var yani. Elbette oturup şimdi analiz katsan, konuşsan, etsen bilmem ne 500 tane şey söylenir. Söylenebilir, olabilir yani. Ama nerede mutluluk var abicim? O ufacık mutluluğu da alacaksın kardeşim. Tadını çıkaracaksın diye düşünüyorum. Cemre'nin annesi şu anda görsel iletişim tasarımı okuyormuş. Öyle vallahi mi? Süper. Muhteşem. Vallahi süper. Ondan sonra vallahi ben açık konuşayım kendi adıma. Hani İstanbul, Ankara, İzmir falan gene şey olur diyordum yani. Olur diyordum aynen, yani kendimce. Hani öyle çok aman aman bir tehlike tehdit falan da görmüyordum şey olarak yani o belediyelerin kaybedilmesi anlamında. Dün de konuştuk zaten yayında da hani hakikaten en heyecansız olduğum seçimlerden biriydi yani. Hem bir yandan işte kendini artık şeye hazırlıyorsun. Nasıl hazırlıyorsun derken şöyle yani kabul ediyorsun abi siyasal ortamı onu bunu her şeyi falan toplumu moplumu hepsini kabul ediyorsun bilmem ne. Zaten hani olsa olsa ne olur falan diyorsun. Bir yandan öyle bir tarafı var. Yani bir yandan da çok büyük bir sürpriz falan ben kendi adıma beklemiyordum ama dünkü sonuç gerçekten bayağı sürpriz oldu ya. Gerçekten sürpriz oldu.
Ya ben hiç kimsenin böyle bir şey beklediğini bence zannetmiyorum. Bence de beklemiyordu kimse. Oğlum kıpkırmızı oldu lan. Aynen ya. Hani unutmuşuz, yok böyle bir şey yani. Şaşırdım yani. Bak şaşırdım, yalan yok, şaşırdım yani. Bilemiyorum siz nasıl bir tepki verdiniz. Beni şaşırttı yani. Enteresan oldu. Tabii kendi çıkarımlarım var burada yani. Benim de. Senin de muhakkak çıkarımların biraz var. Biraz da o yüzden yani. Düşük herhalde. Ne gibi? Oo. Söyle hadi hep beraber yok şey yapalım. Katılalım tartışmaya. Yok yok ya. Ne? Tartışma değil ya. Yani işte emeklilere bir gün önce evet size para veriyoruz deseler de sonuç bu olmayacaktı. O da birazcık canımı sıkıyor. Ama yani sonuçta Rüzgar'a da bugün söylediğim gibi gene de bunun olması iyi bir şey. Şimdi bu belediyeleri kazanan insanlar iyi bir şey verirlerse, hizmet verirlerse gerçekten fikirleri değişebilir bu sefer olabilir. İnsanların. Tabii ki olabilir. Ya bence değişti de zaten son 3-4 yılda belediyeler tabii gördüler yani. Tabii İstanbul'da yani bu kadar insanlar. Oy alması sonuçta Ekrem İmamoğlu'nun. Bir tanesi o var. Bir tanesi hep konuştuğumuz olay zaten. Yani böyle 2016'dan beri falan diyelim biz. 2015-2016'dan bu yana uzatmaları oynadığını biliyoruz yani iktidarın. Hasan'ım hoş geldin ya. Ooo buyurun buyursunlar efendim. Neyse çok hani siyasi şey konuşmaya girmeyeceğim ama hani politik söylem olarak olsun efendim işte icraat olarak olsun söyleyecek yapacak yeni gösterecek bir şey de kalmamıştı. Ama işte ne diyorduk? Muhalefetin eksikliği, muhalefetin beceriksizliği bilmem ne bu noktaya getirdi falan deyip duruyorduk. İşte ite kaka buraya kadar geldi. Abi yani evet emekliye maaş verse belki yine bu kadar olmazdı ama bir sonrakinde olacaktı. Ha ne... Ne fark ediyor? Yıllarımız gidiyor hayatımızdan. O fark ediyor yani. Ya diyorsun ki tabii. Bak oraya doğru gidiyoruz diyorsun. Olmuyor. İşte 3 yıl sonra 5 yıl sonra oluyor. Oluyor. Ne yapacaksın yani? İnşallah bir şeye girer yani buradan. Bilemiyorum. İnşallah. Umudumuz o yönde yani. Yani hakikaten insan şey oluyor. Bir yani evet Demirel'in lafı klasik. Herkes aynı şeyi söylüyor ya. Boş tencere götürmeyeceği iktidar yoktur falan diye. Doğru. Doğru. Ama insan... Belki de ben işte şey tuzu kuru olduğum için böyle konuşuyorum boşver. Ne gibi? Hani neler oldu ve kimse bir tepki vermedi. Hani evet. Bir tane maaş işte 5000 lira fazla maaş zam yapılsaydı yine olmayacaktı. Hani ya. Bu mu diye insan bir böyle bir şey oluyor da neyse beni boşverin siz ya. Bence, ben fazla depresifim. Ya, olabilir. Ya şöyle anlıyorum seni ama bugün hakikaten mutluluğa vermek kesinlikle lazım. Çünkü öyle. Bugün çok aşırı analizler falan da olabiliyor. İşte millet uyandı falan. Ben abi, o kadarına tamam, okay. Yani yavaş. Hakikaten okay, yavaş. dün de konuştuk ya seninle. Yani ben bugünden yarına Türkiye'de ne olur bilmiyorum. Yani 5 sene sonrasının tahminini yapmak biraz uçuk bir şey yani. Muhakkak. Kim bilir neler olacak. O tabii muhakkak. Aynen öyle. Doğrudur ama yani neticesinde böyle de bir durum var. Öyle. Sonuçta. Ya en azından ben kendi adıma en sevindiğim şeyi söyleyeyim yani. Bir kere Sinem Dedetaş dedim. Yanlış evet, söylemiyorum. Evet doğru söylüyorsun. En çok ona kesinlikle sevindim. Kesinlikle ben de. En çok ona sevindim. O ayrı bir tarafa. Bayağı kadın belediye başkanı kazandı. Evet, ama özellikle o Sinem Dedetaş özelliği müthiş. Başka bir şey. Kadın olduğu için değil yani. Hakikaten çok pozitif müthiş. Bir şeyi var. Ama bir yandan beni İçten içe mutlu eden bir şey varsa şu, ben abi ona çok önem veriyorum biliyorsunuz, daha önce de konuştuk burada. Yani hatalı bir yönetim varsa veya işler iyi gitmiyorsa bundan sorumlu tutulması birinin benim hoşuma giden bir şey. Kim olursa olsun yani. Bence muhalefetin özünde de bu olmalı. Yani şu parti o parti bu bilmem ne falan değil. Muhalefetin özünde bu olmalı kardeşim. Sorumluluk yani anladın mı? Öyle, sorumlu tabii. Tutacaksın. Öyle kesin. Yani muhalefetin görevi o değil mi zaten? O abi ya? Neticede. Yani o öyle yani nihayet böyle bir tokat inmiş olması bunu tokat olarak yorumlayabiliriz bence herhalde. Bence de yorumlayabiliriz yani bu herhalde. Bu tokat gibi indi yani bence. O hiç kimsenin dediğin gibi beklemediği bir yok, şeydi çünkü. Abi, bu bir tokat yani. O hoşuma gitti. Ha ondan oldu, bundan oldu, şundan oldu onu bilmiyorum ama hoşuma gitti kardeşim. Bak bu hoşuma gitti. Beklemiyordum da hoşuma gitti. Vallahi beklemiyordum. Yalan yok yani. Böyle bu seviyede bir tokadı beklemiyordum yani. Neyse. Farklı yani bir şey tabii. Yani çok dediğim gibi aşırı analiz yapmak bence doğru değil şu noktada. Ama mutluyuz. Mutluluk. İnsanlar mutlular. İşte analizler. Şeyler falan. Lay 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 falan. Öyle bir durum var ya. Olsun olsun. Biraz sevinsin abi insanlar. Kesinlikle umut sevinsin. Önemli bir şey çünkü. Çok ihtiyacı kardeşim. Var herkesin ya. Umut önemli bir şey. İleriye öyle. Şey bakmak önemli bir şey. Ha dersen ki ne oldu bugünden yarına bir ne olacak işte. Haberleri açtım bak yani haberleri açtım derken Twitter'da dolanıyorum işte ne o kiracı ev sahibinin gönlüne PVC evet sokmuş abi yani. Boru sokmuş ya yani. Hani haber de maşallah maşallah çok ayrıntılı da 15 santim falan evet diye abi. Böyle ayrıntı girmişler 2 santim çapında 15 santim uzunluğunda falan diye
2 santim çapında mıymış? Evet. Bak çapını görmemiştim. Yani uyandığın yer gene aynı yer yani. Onu yok canım şeyde var. Ne yabancı bir gazete. Washington Post mu bilmiyorum. Birisi şey diye başlık atmış da Twitter'da gördüm ben de. Hani Türkiye'de hiçbir şey değişmedi ama çok şey değişti. Öyle yani. Öyle abi. Hakikaten aynen öyle. Aynen öyle. Güzel güzel. Gayet keyifli, gayet nezih. İnşallah bu değerlendirilir yani. 750 lira olmuş alınır mı? Bence almayın ya. Ama siz bilirsiniz tabii. Kaç paraydı? Hiçbir fikrim yok. 2000 lira falan mıydı? Bilmem, olabilir. Hatırlamıyorum. Bilemiyorum yani. Ya yayınlarda falan da oynadık yani. Ben bunu oynarım, zevk alırım falan gibi düşünüyorsanız sadece kampanyayı oynarım diye alacaksanız arkadaşlar. Yoksa öyle hani sezonmuş bilmem neymiş live sormuş falan patladı zaten yani. Olmuyor. Olacak gibi falan gözükmüyor zaten. O yüzden o ama çok başka önemli bir duyurumuz var. Şey ne o? Return to Moria. Müthiş. PlayStation'da indirime girmiş. 650 lira inmiş galiba. Seyfettim buradan bilmiyorum. Özellikle ona şey yaptım. Çok istekliydi o çünkü oyuna. Kaçırmayın. Return to Moria 650 lira. Muhteşem bir fiyat. Özellikle Seyfettin. Yani daha sonra izlersen senin için söylüyorum. Kesin sakın kaçırma abi. Co-op the Return to Moria mı yapsak ya? Neyse efendim ya. Orkulet diyor ki doğuma büyüme Üsküdarlıyım. Evimin dibi AK Partisi binası var evimin dibinde. Hı-hı. İki gündür önünden geçerken mekanın o terk edilmişlik hali epey mutlu ediyor diyor. Ya abi insan ya sonuçta hepimizin içten içe böyle şeyleri var. Nasıl söyleyeyim? Kızıyoruz ediyoruz insanlara. Sevmediğimiz insanlar var. Var evet yani işte ama en önemlisi benim için en önemlisi dedim ya bazı insanlar özellikle bazı kesimler göd oldu diye göde geldi diye yani. Mesela ara ara dün hakikaten CNN Türk falan açmak. Onlar çok eğlenceliydi. ATV açmak evet. Falan hakikaten çok keyifliydi. Günün yani. Günün en eğlenceli zamanları onlarda müthiş doğru söylüyorsun. Keyifliydi yani. Mesela Ahmet Sayın, Hakan ve çılgın saçları. Sayın Ahmet Hakan muhteşem saçlarıyla. Sayın Hande Fırat mesela muhteşem yani gerçekten muhteşemdi. Başka bir sürü isim var tabii zaten de. Yani gerçekten çok keyifliydi yani. Hani bunu çevirme çabaları falan eğlenceliydi yani. Şimdi yalan yok kardeşim eğlenceliydi. Hogwarts daha iyi Doğan bu arada kesinlikle. Hogwarts daha iyi. Yani çok farklı oyunlar ikisi birbirinden tabii kesinlikle. Ama yani bayağı bir götürür yani. Bence o daha bir şey bir oyun. Evet yani Hogwarts şey Harry Potter seviyorsan falan değil mi? Daha iyi bir oyundur yani diye düşünüyorum. Dün mesela yayını kaparken konuştuk. Onun altını bir kez daha çizmek istiyorum. Özellikle hani muhalefette işte bu geçen seçimdeki hayal kırıklığını yaratan isimler belliydi 3 aşağı 5 yukarı biliyorsunuz yani. Ondan sonra biz burada da çok konuştuk. Çok şey yaptık yani. Biz mesela nasıl bir tutum sergilemiştik geçen seçimde? Abi Kılıçdaroğlu hani tamam biz Kılıçdaroğlu'cu bilmem neci falan değiliz. Ama tamam. Madem aday yani o seçildi. Koalisyon olsun diye tamam adam emek verdi etti bilmem ne bir süre hakkını vermek lazım falan diyorduk ediyorduk. Ama hani işte Meral Akşener aday olmayacak. Yok işte Ekrem Başkan efendim yok mahkeme var ben olmam diyor. Bilmem Mansur Yavaş diyor ben olmayacağım. O zaman hani Kılıçdaroğlu oldu. Madem oldu kardeşim kimse ona destek verelim falan diyorduk yani. Öyle bir moddaydık biz sonuçta. Hani seçildi destek olunsun. Seçildiyse madem falan. Ondan sonra yani zaten o yani Kılıçdaroğlu ile olmayacağı zaten 3 aşağı 5 yukarı belliydi. Sonra Meral Akşener'in hani işte bu kalkması, oturması, bir daha gitmesi, gelmesi bilmem ne falan. Ben açıkçası çok en çok ona kızmıştım. Ben Kılıçdaroğlu'ndan daha fazla ona kızmıştım. Çok net söyleyeyim yani. Çünkü hani bir yola girdiysen bari sonuna kadar git kardeşim. Yani böyle milletin ortasına atmanın falan öyle. Bir anlamı hiç yoktu yani. Kendini de bitirdi işte. Çok bitirdi. Güzel bir tokat da kendileri yediler yani. Siyasi tokadı tabii. Neticesinde o da memnun etti beni açık konuşayım kardeşim. O da memnun etti beni yani. Yani böyle ikircikli o öyle olsun bu böyle olsun şu şöyle olsun tamam kardeşim. Her şeyin yeri zamanı vardı mesela. Böyle siyaset olmaz bence. Karşılığını aldı diye düşünüyorum. O da güzel oldu yani. Zafer Partisi bayağı çakıldı ya. Bence Ekşi Sözlük'teki yorum şeydi yani. Ekşi Sözlük'te şey yazmışlardı ya. Ya desteği çok var Zafer Partisi'nin de işte yaştan dolayı yani oy kullanamadıkları için böyle bir durumda kaldı falan diye. Yani işin tabii latifesi bu. Ama pek fazla bir oy alamadı gerçekten. Zafer Partisi de çok oy alamadı yani. Ondan sonracıma. Böyle enteresan oldu ya. Yani biraz şey olmadı mı? Geçen seçimde aslında hani oluşması beklenen manzaraya yakın bir manzara oluştu aslında. Bunu bir şey
olarak okumakta çok büyük fayda var bence. Hakikaten yerel seçimle genel seçim farklı şeyler yani. İnsanlar farklı beklentiyle, farklı düşünceyle oy falan veriyorlar. Evet, bunların hepsi doğru neticede. Ama yerelde de olsa böyle bir şey bence çok çok önemli ya. Bir kez daha altını çizmek istedim yani. Mehmet demiş ki ben şey, çete bir döneyim. Ben hala en çok Kılıçdaroğlu'na kızgınım demiş. Ondan sonracığıma efendim Keremcan demiş ki ben Ekmelettin'e oy verdim. Kılıçdaroğlu ne ya, kral demiş. Keşke kazansaydı. Vallahi doğru. Abi biz neler yaptık ya. Ya abi bu insanlar 15 yıl 20 yıl neler hakikaten yaptı ya. Hakikaten Ekmelettin'e oy verdik ya. Abi şunu şöyle yapalım okey. Bunu böyle yapalım okey. Yok stratejik oy, yok oy, bilmem ne oy, şu oy, bu oy. İnsanları bezdirdiniz kardeşim yani. İnsanları Sinan bezdirdiniz Oğan yani. Bugün tweet atmış galiba diye. Neydi onun lafı? Neye devam ediyorduk? Plana sadık kaldı. Öyle bir şey alert atmış gene galiba aman. Efendim MT demiş ki ben bir Alevi olarak Kemal Kılıçdaroğlu olsaydı çok mutlu olurdum. Şu an CHP fazla sağcı geliyor bana demiş. Abi bir şey söyleyeyim mi? Bu ülkede anca bu kadar. Çok, evet ne? Yani anca çok bu kadar solcu muhabbeti oluyor yani. Bu kadar abi yani bu. Bak zorlamayalım. Şansımızı zorlamayalım gerçekten abi yani. Gerçekten öyle maalesef. Şansımızı zorlamayalım. Utku demiş ki Fatih Altaylı'nın el hareketi dönüyor her yerde. Güzel oturdu ama hakkı var demiş yani. Baya lap mı yapıyor? Ya şeyde canlı yayında mı yaptı onu? Evet ya. Sabah hani görmedin izledik tekrar onu? Şeyde yok, de onu görmedim. Yok canlı yayında de yapmış. Ha, onu görmedim. Canlı yayında yaptığını görmedim yani. Efendim Barış Hamilton selamlar, iyi yayınlar dilerim, nasılsınız, iyi misiniz, keyifleriniz nasıl? Gayet iyiyiz çok şükür, benim ses hala bozuk, vitaminle iğneyle şu anda karşınızdayım ama bu yayını kaçıramazdım yani, çok göde bir yayın yani, bu yayını kaçırmam gibi bir şey söz konusu olamazdı. Okumadan efendim yapmayın dedim Cemre. Ezbere yapmayın. Ne o ya? Gül ablama bak diyor. Oylamada yerleri değiştirmiş diyor da. Ha, değil mi? Ezberi olmasın diye. Tabii doğru söylüyorsun. Fuzakaya Gatti demiş ki bana güzel doğum günü hediyesi oldu demiş. İyi ki doğdunuz efendim o zaman. Zaten iyi ki doğdunuz yani. Evet. MT demiş ki sonra ben Sinem Hanım'ı gördüm. Dedim kaybettik. Hem Alevi hem kadın ama burası Türkiye ve Üsküdar. Helal olsun demiş. Ya ben Sinem Hanım'ın yani ilk şey bu atandığı zaman bu şeye şehir hatlarına hı hı atandığı zaman ben hatırlıyorum, izledim videosunu. Medyascope'da mı nerede bir yerde bir röportaj yaptılar falan. Böyle oldum. Dedim bu nasıl aydınlık böyle. Evet evet. Bir elektrik veriyor falan yani bu kadın. Oha ne kadar iş bilir bir insan falan. İş bilir bilmem ne. Sonra çıktı işte yok kâra geçirdi o bu falan falan diye. Sonra en son Fatih Altaylı'da baktık bir. O zaman bir hatırladık yani 2-3 yıldır ben görmüyordum yani öyle. Nereden işte göreceksin? Nereden göreceksin sonuçta adar oldu falan nereden diye. Nereden göreceksin Gürkan? Bilmiyorum işte arada gidip bakıyordum izlemeye gidiyordum bakıyor falan. Bakıyor. Oha nasıl bir sapıksın. Sen nasıl bir manyaksın yani değil mi? Ondan sonra orada gördük gene çok böyle öyle bir şey ver. Bugün sana söyledim ya onu. En evet, bana yakın evet, hissettiğim evet, şu anda öyle seçilenlerden o yani. Yakın hissettim dediğin kardeşim. Dediğin gibi sanki liseden arkadaşım ha falan, sen öyle dedin ya. Muhabbet yapıyormuşuz falan, kafalar uyuşuyormuş falan tadında biri yani. Öyle bir izlenim veriyor. Bilemeyiz tabii yani. Siyaset bu, hiçbir şey bilemeyiz de. Kesinlikle. Sonuçta. O çok sevindirdi beni. Gözünden böyle bir mutluluk hani şey geliyor böyle. Sevinç pozitif var sanki. Bir pozitif şey bir var, şey evet veriyor. Evet yani. Neyse efendim onları geçtim. Öyle işte genel olarak efendim böyle yani güzel keyifli bence şeyken tadını çıkarmak lazım. Meclis falan da seçildiği için bir de şimdi meclis de yani evet evet kesinlikle o çok önemli. Muhalefete geçtiği için bakalım çünkü ne İstanbul'da yapıyorsunuz görelim. Çünkü İstanbul'da o çok büyük sorundu. Sonunda taksi bulabileceğiz. Evet. Bakalım ne yapacaklar görelim yani. Pavyona aşık olduğu kişi izlemeye gidiyor gibi oldu. Gibi oldu değil mi? Track. Barış Hamilton geçmiş olsun demiş. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Ya babam dedi bugün onu acaba dedi yeni varyant maryant falan olabilir mi öyle bir şey olabilir dedi. Hani bu şey muhabbeti vardı ya çok böyle bastırmadan alttan alta işte böyle bir gidiyor gitmiyor gidiyor gitmiyor oluyor işte bir süre iki hafta bir hafta bilmem ne diye. Benim de eklemler ağrıyor falan yatırıyor mu yatırmıyor kardeşim ama geceliğin böyle bir ateş basar gibi falan oluyor ondan sonra şey böyle hastayım yani eklemler ağrıyor falan öyle ama bilemedim neyse. Barış Hamilton demiş ki ben bu kadarını beklemiyordum. Sadece Ankara, İzmir ve İstanbul alınır diye düşünüyorken bu kadar fazla alınması gerçekten şaşırtıcı bir abi demiş. Aynı fikirdeyim. Ben de beklemiyordum yani böyle bir şey beklemiyordum. Jonathan demiş ki eklemiş bir de tatlı bir sorun ama ben CHP... Bu arada Batu Pixopat süper ekstra oldu. Çok teşekkür ediyoruz Batu.
Galpler efendim, galpler, çok teşekkür ederiz. Galpleri yollayın arkadaşlar. Bir dakika ya. Galp yapıyorum, galp gitmiyor, olur mu öyle şey? Tabii galpsiz olmaz. Ha. Bir de tatlı bir sorun ama ben CHP başkanı olsam genel seçimde kimi cumhurbaşkanı adayı göstereceğimi bilemezdim. Bir tarafta popülerliği tartışmasız İmamoğlu, diğer tarafta %60 oy alan Mansur Başkan demiş. Mansur Başkan ne kadar saldırgandı dünya. Çok hiç hararetli. Öyle yani, görmemiştim neredeyse. Haldır oldur bir konuşma falan evet, yaptı evet. Yani. Yani gönüllere hitap etti falan diyeceğim. Evet yani de sonuçta. Mansur Başkan da böyle arada bir görüyorum. Şu oluyor. Abi diyorum sakin falan. Ekrem Başkan biraz daha sanki böyle biraz daha siyaset politika öğreniyormuş bence gibi geliyor öyle. Bana. Ben olsam mesela CHP Başkanı ben Ekrem'i gösteririm. Bence de. Yaş bir de olarak İstanbul'la da yani. Ankara yani Ankara'da %60 almakla İstanbul'da %50 almak. Öyle mi? Doğru. Yani. %50'yi geçmek de kolay bir şey yani. İstanbul'da. O da doğru. Doğru. Ama çok yani şöyle söyleyeyim, bu bir umut varsa şu anda muhalefet adına ülkede, hani önümüzdeki 10 yıl belki bir şeyler biraz toplanır diye bir umut kıvılcımı bir gıdım oluştuysa insanlarda, bence bu özellikle yani İstanbul ve Ankara belediye başkanlıkları çok büyük takdiri hak ediyor diye düşünüyorum. Kesinlikle. Yani burada o 3 yıl 4 yıl batırılsaydı abi bir daha dönmezdi yani. Mümkün o değil, hoş dönmezdi. Dönmezdi bir kesinlikle daha yani. Öyle. Ve yani hep klasik muhabbet, Ekrem İmamoğlu yani geçen sefer aday olduğu zaman birçok parti birlikte girmişti seçime. Bu sefer evet, bayağı tek başına girdi. Bayağı yani. Tek başına şey oldu. Alper'cim yayını banttan izleyeceğim. İyi yayınlar diliyorum. İyi eğlenceler herkes demiş. Galpler senin olsun. Hatay tabii. Kimse üzdüğünü zannetmiyorum Hatay'ın. Yani şey olarak üzmedi bence. Zaten gıcık bir durum vardı orada. Evet, onun dışında evet. Bayağı enteresan, güzel oldu. Erdal Beşikçioğlu aldı. Evet, o da mi? Enteresan. O da orasıdır. Etimesgut da bayağıdır şey değilmiş galiba. CHP'de değilmiş sanıyorum. Evet. Barış diyor ki abi bu oyun Stellar Blade denilen oyun. Evet. Bayağı insanları sevgilisine düşman yapıyor. Hangi arkadaşımla konuştuysam araları bozulmuş bu oyundan dolayı. Vallahi göreceğiz. Bugün şimdi arkadaşlar Stellar Blade'in demosuna bakacağız işte beraber. Ya ben Stellar Blade'in demosuyla ilgili seninle ilgili bir sıkıntı yaşayacağımı düşünmüyorum. Stellar Blade'in kendisiyle ilgili sorunum var ama. İşte göreceğiz bakalım bugün, hani en azından bir teste tabi tutacağız arkadaşlar. Bakalım ne oluyor yani araya giriyor mu? İlişki bozuyor mu? Ne kadar hani zedeleyebiliyor? Ben şimdi sınırları zorlamaya çalışacağım bu yayında sizler için arkadaşlar. Fotoğraf modu var mı bilmiyorum şeyde, demoda. Yani sınırları zorlay, ne yapacaksın sınırları zorlayıp yani? Ne yapabiliyorsak onu yapacağım. Madem arkadaş bu oyun bizler için tasarlandı. Bizler? Bizler yani. Erkekler. Evet. Hı hı. Yani şöyle, bizler derken şöyle. Yani öyle demedi mi? Oyunun yapımcısı, ben sizin için tasarladım kardeşim, bütün oyun karakterin gönlüne bakıyorsunuz, madem güzel bir gönlü olsun dedim demiyor mu? Madem tamam, bu kadar yani artık Japon mu koralım bunlar? Kore. Tamam, Korece birisi çevirip kendisine yollayabilir, istiyorsa dava açabilir. Ben bu kadar şerefsizce, bu kadar misojinist bir açıklama görmedim yani. Sen niye bu kadar köpürdün bugün ya? Hakikaten arkadaşım, sen bahis mi yapmıştın? Bir yerden adaylığın mı vardı? Kayıp mı ettin? Ne abi, oldu arkadaş? Yok abi, ben bu Stellar Blade olayına çok kılım. Hiç kıl olma kardeşim, keyfimiz var ya, yerinde keyfimizi daha da arttıracağız ya. Ne keyfi ya? Estetik denen bir abi, şey var kardeşim. Abi kadın vücudu üstünden mi keyifleniyoruz yani? Estetik bu mu? Denen buna şey mı var. Geldi olay? Kızın çok güzel gönlü var. Siz istediniz, biz yaptık arkadaşlar. Like'larımızı rica edeceğim. Esirgemeyelim, like'larımızı atalım arkadaşlar. Stellar Blade dediniz. Stellar Blade'le huzurlarınızdayız. Bu hafta çok ne var? Özür dilerim. Batı diyor ki IGN Stellar Blade'in yapımcısına kadın görmemiş demiş. Yapımcısının karısını bulmuşlar. Vallahi oyundaki kız kadar varmış. Şimdi ayıp yapma olmasın ya. Ama diyor. Abi onu bir bulmamız, bir tespit etmemiz lazım yani. Demek öyle abi, yapacak bir şey yok. Demek böyleymiş yani. Çağrı diyor ki Stellar Blade demoyu oynadıktan sonra biz erkeklerin ne kadar basit varlıklar olduğumuzu tekrar anladım. 2000 lira verdim, gittim aldım çünkü demodan sonra. Abi bu idraka varıldığında böyle bir rahatlama gelmiyor mu size de? Bazen güllü oluyor yani, böyle ne oluyor mesela, bir dizi izliyoruz, bir şey izliyoruz falan. Abi bu erkekler mal ya falan. Aynen, bir karakter çıkıyor da şey dedi, mal ya yani falan. Böyle bir an bir rahatlama geliyor. Abi evet ya, malız ya.
Yani bize belli vaatlerle gel abi. Okey yani. Nerede vardı? Geçen bir dizide gördük hatta. Sıkıntı yok yani gayet. İki erkek böyle saçma sapan sidik yarıştırıyorlardı. Abi hakikaten ne malsınız falan dedik ama ne neydi ya, onu şeyde ya tamam neydi? Shogun'da. İçiyorlar ya mallar karşılıklı. Ha içiyorlar falan. Ha, ben de o ben direkt şey oldum ya. Evet çöktüm. Abi erkek. Ben evet of. Abi malız biz falan. Yani onu bir kabullendiğin andaki böyle bir hafifleme var ya. Ondan sonra şey oluyorsun. Tamam kardeşim biz de buyuz yani falan oluyorsun böyle. Gayet keyifli oluyor bilmiyorum yani. Değil mi canım benim? Oh. Kollara bak yavrum benim. Ne var ya dokundum. Tenine dokunma hoşuma gidiyor. Peki dokun. Arthur Morgan demiş ki güzel gönlü karakter yapacaksın. Maskeli erkekler. Maskeli erkekler olacak. Hep ama filmin sonunda karakter erkek çıkacak. Üff. Erkekler bayağı depresyona girerler. Doğan demiş ki Bayonetta döver Stellar Blade'e ayık olsun demiş. Şimdi Bayonetta gibi bir oyun mu? Ben hiç Bayonetta oynamadım ya. Yoksa Bayonetta'daki kızımızın... Yok tamam ondan bahsediliyor bence de. Oyun hani öyle bir aksiyon hani Bayonetta tadında ya da DMC tadında bir aksiyon oyunu mu acaba? Onu bilemiyorum yani. Göreceğiz bakalım. Aksiyon zaten herhalde canım. Demo kısaymış yani bir buçuk saat falan. Falanmış. Komutan demiş 3 saatte biter diye. Bir de işte göde möde bakarsak. 3 saatte dememiş. 3 yayında demiş. 3 yayında mı demiş. Onu biz uzatırız arkadaşlar. Saat 1'e 2'ye kadar gönlüm var kanalda. Ondan sonra, yok yani foto mod varsa güzel fotoğraflar çekmeyi düşünüyorum. Çek canım kolay gelsin. Var mı o konuda bana bir şey verebilirseniz? Ben daha faydalı şeyler yaparım. Ne gibi? Bilmem. Ne diyorsun mesela? Ne yapabilirsin faydalı? Bilmiyorum yani. Ha. Söyle söyle. Bilmiyorum. Bilmiyorum ben de yani bir şey söylüyorsun söyle bari. Kardeşim benden faydalı bir şey yapamazsın ya. Bak en son icraatımı göstereyim size ondan sonra devam. Aa kefere geçmiş olsun. Ne oldu ya? Arkadaş bugün dişçiye gittim dolgu yaptı. Eve geldim düştü moralim aa. Sıfır diyor. Oğlum dişçide direkt yapılan dolgu o gün düşer mi ya? Vallahi ya. Enteresan olmuş. En son kreasyonumuz Gülle. Şöyle göstereyim. Sen yaptın ben yapmadım. Abi baktık bunlara şeyde 6000 lira falan fiyat çekiyorlar. 6000 lira 7000 lira falan. Ne abi şuraya telefon takıyorsun işte buraya hard disk takacağım bilmem ne falan. Dedim abi ben bunu tasarlar basarım kardeşim. Bir de dedim modüler basarım ben bunu. Tamam mı? Bir de modüler şey yaptım bunu. Ondan sonra şunlar böyle takılıp çıkabiliyor tabii. Şu anda yayında takıp çıkarmaya çalışırsam sıkıntı çıkar mı bilmiyorum ama şundan bak böyle çıkarabiliyorsun istersen şuraya takıyorsun. Bu yandaki kollar falan da öyle. Böyle mutlu oldum kardeş ya. İhtiyacı olan varsa yollayabilirim 2-3 kağıda. Yani böyle bir hizmet yapabiliriz değil mi Gülcüm sonuçta? Yani 6000 lira vermekten daha iyidir diye düşünüyorum. Yani böyle bir hizmet. Evet. Gayet nezih oldu diye düşünüyorum. Gayet modüler. Gayet modüler. Kefere demiş ki kapak resmini kim düşündü acaba demiş. Kim olabilir? Ya bizim çocuk var ona diyorum güzel bir kapak yap diyorum. F1 gidonu yapmışsınız diyor. Değil mi? Tam öyle olmadı mı? Ona bir şey alacağım bir daha abi. Ne o? Bluetooth şeyler var ya. Ne? Ufacık böyle Bluetooth uzaktan kumandaları. Ha, evet evet. Kola da yapıştırdın mı onu böyle? Oradan bastın mı abi? Kayda giriyor. Tam şey... Oğlum bu niye tetikleniyor lan kendi kendine? Ne yaptı öyle ya gene, gerçekten? Gene bir havai fişekler falan... İki parmak böyle yapınca havai fişekler bir de yukarıdan anladım, böyle anladım. Işıklar falan dökülüyor. Anladım. Ork Milliyetçisi demiş ki Gürkan hocam Tinto Brass sineması hakkındaki profesyonel yorumunuzu alabilir miyim demiş. Tinto Brass son derece bak şeysiz söylüyorum yani erotik sinemada gerçekten damgasını vurmuş bir isimdir. Ben öyle aman öyle izlemedim. İzlediğim bir iki tane film var. O filmlerde hani bir şey olsun diye izlediğimi hatırlıyorum. Hani neymiş kim ne oluyor ne bitiyor falan diye izledim. Bramble hoş geldin. Bir estetik olan. Kendisi de biliyorsunuz. Bramble'cığım hoş geldin. Gönçü bir kardeşimiz. Öyle derler. Öyle derler ama. Evet. Öyledir yani. Benim yapabileceğim bir şey yok. Yani bu efendim erotik sinemaya bir estetik getirmiş, katabilmiş bir kardeşimiz. Kendisine saygılarımızı buradan sunalım diye düşünüyorum. Geçelim mi arkadaşlar? Ben şunu çıkarayım şimdi şuradan. Şöyle geleyim. Stellar Blade'imize başlayalım. Stellar Blade nerede? Ay Stellar evet değil mi? Refah Partisi işaretiydi o hakikaten. Ay evet ya neler oluyor ya. Stellar Blade. Türkçemiz de var Gülcüm biliyor musun? Gerçekten mi? Evet. Şaka yapıyor olmazsın. Bayağı göd yazıyor. Dile ihtiyaç var mı? Diyeceğim şimdi o da bak sıkıntı şimdi, olacak. Çok enteresan yok, ben, oldu. Yani şey anlamında lisan. Lisan. Çok enteresan oldu. Varmış demek Erdem ki. Erdem Bey hoş bileyim. Geldiniz. Oo Erdem Bey buyurun buyursunlar
Metin dili Türkçe. Ses dilinde tabii ki maalesef şansımıza küsüyoruz. Metin dili, ses dili. Gerçekten korkunçsun. Kusura bakma, gerçekten korkunçsun. Bence de. Bakalım. Bakalım neler olabiliyormuş. Oğlum Shogun'da veliahtın annesinin bir konuşma tarzı var ya. Bakalım öyle mi konuşacak kız? Stellar Blade. Şu kulaklık takayım, çok ayarlar, merak ettim sesini. Ayarlar. Oynanış. Ne he he. At kuyruğu uzunluğu. Uzun hani at kuyruğu. Yeterince göremiyorum. Önüne geliyor. Uzun at kuyruğu, kısa at kuyruğu. Uzun at kuyruğu tabii ki ya. Vay, Erdem bugün giklik ve ötesinde birinci yılını doldurmuş. Oo, alkışlarımızı kendisine hediye kavgalı edelim. Kavgalı gürültülü başka yerden, burada sessiz sakin bir yıl çok mutlu etti demiş. Nice yıllara efendim o zaman. Ses, görüntü. Gördü kapalı. Ne? Yok pardon, HDR. Dengeli. Nelerimiz var? Performans. Çözünürlüğü ve kimin? Karayazını dengeler. Performans. Öncelikle karayazını. Ne var? Performans kimin? Oyuncunun veya oyunun. Çözünürlük öncelikli değil. Dengeli olunca 60'tan düşüyor mu acaba? Neyse, dengeli de dursun bakalım. Altyazı, arayüz, bilmem ne. O bu falan falan. Hadi girelim bakalım. Yeni oyun. Hikaye modu. Normal mod. Normal mod. Yok artık hikaye modu. Daha neler ya. Daha neler yani. Lütfen ya. Ork milliyetçisi en güzel parti işareti Anavatan Partisi'ndeydi. Eller baş üstünde kavuşmuş onlar. Halde tonton şöyle, Özal. Evet, evet. Nasıl ya. Da yap bakayım bir de. Şöyle bir şey mi yapıyorlardı? Hmm. Sabri diyor ki HDR burada high definition rear demek abi diyor. Ha. Mantıklı. Hiç düşünmedim bunu. Eşiğe ulaşılmasına son bir dakika. Kaçırdım abi altyazı. Geyik yapıyorsunuz. Anap manap bilmem ne. Sanki ne yap- önemi varmış gibi. Üff. Oğlum uzay gemileri niye dantelli? Oyun konulu muydu dedi Brandon. Hikayeli. Kardeş sen öne kalkan açtın. Döne döne geliyor füze. Ben ne anladım bu işten? Oy 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 oy. Mr. Nosferatu diyor ki bu oyunu yapan firmanın bir önceki oyununu gördüm. Yine iyi frenlemişler bu oyunu dedim diyor. Hani frenlenilmiş hali mi bu oyun? Zeon Matrix demiş ki abi oyunun amacı ne? Biz de bilmiyoruz. Öğreneceğiz hep beraber. Zevk almak falan diyor. İkisi de burada Erdem de şu an sesleri çıkmıyor. Ooo hell dive yapıyoruz Gül. Çiçek gibi ama. Kapsül indi de içindeki Mits ellerim titriyor çık artık diyor. Yalnız oyun FPS'ymiş arkadaşlar maalesef. Right. This place is dangerous. Take my hand.
Üf. Islak ıslak çıktı. Üf. Saç kuyruğu boyunu ne yaptın çok merak ettim. Uzun tuttum. Kısaltayım mı? Yakıştıramadım sana. Hay, engeller mi diyorsun? Göreceğiz. Uğur hoş geldin. Buyurun buyursunlar efendim. Benim için de en merak ettiğim noktaya hemen bakmamız lazım. Görevler, çanta, yetenekler, veri bankası, kılavuz, ayarlar, görüntü, arayüz. O değil de kızım. Ya şunu bir internetten bakın arkadaşlar, fotoğraf modu var mı? Gözünü seveyim ya. Abi onu bir öğren. Kıyafeti niye karası ne yeşili? Öyle işte, hızlı saldırı yapmak için kare düğmesine bas. Okey, güçlü Jonathan saldırı yapmak Hüsrana için. Jonathan hüsrana uğradı. Bu ne diyor? Oyunun Amazon Prime Hindistan versiyonu mu? Kardeşim saçı kısaltayım mı, öyle mi istiyorsunuz? Bu arada öbür kız bence de daha güzel, katılıyorum. Ya tamam, biz de belki o hale geleceğiz. Bu arada performans alsam daha iyi sanki, neyse. Bence böyle daha iyi ya. Böyle bir daha görünüyor iyi. Bir görünmüyor daha. Foto modu yokmuş Gürkan. Yapma ya, büyük ayak kırıklığına uğradım ya. Bütün kapsüllerin içinde böyle kızlar mı vardı dedi James, evet. Diyor. Evet bu. Üf, ya gemilere o zaman bak. Niye Helldiver oynuyoruz? Gemilere bak ya. Gökyüzü atmosferi hakikaten inanılmaz olmuş yani. Vallahi bravo. Çok güzel olmuş. Buradan geçemiyor. Şuradan mı geçeceğiz? Okey. Üf. Oy. Erdem diyor ki daha ilk 5 dakikadan 2 klip çıktı, akacak bu akşam galiba diyor. Mit saçı kapa demiş. Saçı kapamamız lazım galiba, ben de aynı fikirdeyim ya. Cyberwife'da Gürkan abi ben gemileri tam göremedim diyor. Gemiler veya bak şurada şey de var, çok güzel. Hem gemiler var hem bak bir saniye, çok özür dilerim. Çok. Nasıl sallanıyor Allah'ım, ölürsün menüye girince ya. Uzun at kuyruğu, kısa at kuyruğu. Ne sallanıyor ya? Gemiler. Bir dakika, ciddi misin sen? Gördün mü? Sağ sol yapamıyor muyuz ya? İlk girdiğin anda böyle bir sanki hani çat diye. Aslında şöyle bir şey olsa ya, böyle hani. Yani evet, bunu bence iletebilirsiniz şeye. Kısa at kuyruğu yaptım, niye bu uzun hala? Abi ben hayal kırıklığına uğradım şu anda. Hala uzun at kuyruğu. Bir dakika abi, kısa at kuyruğu onayla. Geri. Eline yan birbirini dolaştığından oldu. Tamam, bu daha iyi. Kısa at kuyruğu. Böyle bir seçenek var abi oyun. Oyunumuzda böyle bir seçenek var. Çok iyiyim. Kendimi çok iyi hissediyorum. Ooo. Onu nasıl İksirleri kullanmak için D-pad'den yukarı basılı basıyormuşuz. İksir seçmek için düğmesini basılı tut. Tamam. Bastık, niye bastık ben de bilmiyorum ama. Oğlum ha, yuvarlak var değil mi? Tamam. Üf. 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 Niye bu kadar kızardım ben ya? Sağlığım bu kadar kötü gözükmüyordu. Ne oldu? Ha, orayı geçmem mi lazımdı? Yayın başlamadan başlamıştı Erdem o espriler. Black Dragon demiş ki dövüş hissi nasıl Gürkan Bey oyunda demiş. Şu anda biraz ağır geldi ama performans modunu alsam daha mı iyi olur acaba diye düşünmeden edemedim yani. Yani düşüyor çünkü burada frame rate. Fallik objeleri kesen güçlü, evet. Bir kızımızın olduğu bu, bir oyun. Bu oyunumuz bu. Hani nedir erkekler abi? Olarak bunu beğeniyorsunuz. Kesiyor lan çatır çatır.
Kardeşim, erkekler olarak çok zeki olduğumuz iddiasında değiliz. Hemen şunu bir performans moduna alayım, bakayım ne oluyor. Görüntü dengeli değil kardeşim. Performans modu olsun. Dengesiz. Heh, bu daha responsif oldu. Çözünürlük düşüyor herhalde ama olsun, o kadar olur ya. Keşke beni de kesse diyor Erdem. Beni evet. de kes. Tamam, şu an lütfen aldım, beni kes. Ederim. Lütfen. Üf. Üf. Patlamalara bak. Üf, kuleye bak. Ya evet Bramble ya. Üf. Gelsin kessin, iki kez kessin diyor Mitz. Peki. Tamam arkadaşlar, yani siz. Ama Gül kardeşim ya, şu da güzel be kardeşim ya. Şu efektlere bak yani. Oy oy oy. Sünnetçisine aşık olmuşsa bir millet diyorsunuz. Let's go. O ne ya? Is that an Alpha Neytiba? Alpha Neytiba, üf. İşte yaratıklar gödümü dinlemiyor abi yani neticesinde. Karakterden patlamaları göremiyoruz değil mi? Kaç squat'a böyle oluruz diyor Oğuzhan'da. Ama işte oyunun güzel tarafı o. Patlamaları görmesen bile sen patlama yaşıyorsun. Yani patlamaları yaşıyorsun. O kadar güzel şekilde sana. Aslında bir mantığı olamaz mı? Bu şekilde tasarlanmış bir... Dikkat dağıtmak için olabilir. Evet. Hani mesela savaş alanındasın, bunu görüyorsun. Kravat falan var bak böyle. Kıyafet, dantel kravat falan var böyle. Ne oluyor lan diyene kadar hani fışşt. Derken? Derken? Listen to me. We haven't completed our mission. Kıyafet varmış, evet, bir bakalım var mı, ne oluyor, ne bitiyor. Understand? Tamam kardeşim, yaparız, ayıp ediyorsunuz ya, hallederiz ya. Üf. Kravat var abi, bak ben ne diyorum sana, kravat var. Oha, kravat var gerçekten. Az evvel fallik vardı, şimdi toplu karakter çıktı. I'm gonna blast his balls, Gül. Kıyafeti nereden seçiyorum, bir onu söyleyeyim bana. Oyun feministmiş. Görünüş. Eğer. Yok, başka yok. Bir tek bu var. Sonra mı veriyor acaba? Aaa. Hayal kırıklığına uğradım. Vallahi yok. Belki buraları geçince veriyordur yeni kıyafet. Küpe yok. Yani ne yapayım, böyle oynuyor. Aaa, küpesiz olmaz. Oha. Tıklayınca çıkartabiliyormuşsun Gülkan'cığım. Tıklayınca çıkartmak? Kıyafeti. O ne demek ya? Tıklayınca çıkartmak? Ha? Oo! Havai fişekler patlasın kardeşlerim. Oha, bayağı patladı. Gayet güzel. Vücut kıyafeti. Temel ekipmanı çıkaramazsın. Gezegene dalış kıyafeti. Daha sonra seçiliyor demek ki bu. Tamam, güzelmiş. Beğendim ama. Hiç fena değil. Aa, oldu valla. Ya bu oyunu o oynamayacağız. Exoskeleton gibi bir şey mi ya? Sırtında bayağı şey var. Evet herhalde. O şeyde kaçmamız lazım galiba. Sarı bir şey yanıyor falan. Neyse. Ama o zaman sana vurup da bir şey olmuyor. Titreşim olmadığı için belki öyle de mi? Şey yapman gerekiyordur. Yemen gerekiyordur onları. Anıl'dan 55 lira gelmiş. Galpler. Anıl'ın ilk süperiymiş. Çok teşekkür ederiz çok efendim. Sağ olunuz. Var olunuz.
Oyun böyle daha zormuş diyor Strike. Evet ya. Şeye bakamıyorum ki saldırılara. Oğuzhan da diyor ki Gürkan Bey çok sallıyorsunuz, takip edemiyoruz. Dur lan, ölüyorum oğlum. Vallahi öldüm ya, dur. Ha, zaten ölmemiz mi gerekiyormuş? Üf. Üf. Aykut çok mu geç kaldım diyor. Yok ha. Yok yok. Yeni başladık. You fought well. Even better than during training. You were all together. But then the damage to your body frame is serious. Ciddi hasar aldı kız. Yani Wait, Eve. I hear something. Eve. Eve. Peki Gül, ben sana sormak istiyorum. Hı. Yani bir kadın gözüyle. Eve, are you alright? Gördüğün vücudu bizim için değerlendirir misin? Hı-hı. Ya bir puan ver, bir şey yap ya. Bana ne, sen ver, Allah Allah. Ara açıyormuş demek ki, onu gördük. Yok abi, seninle ilgili bir şey değil. Ben oyuna gıcığım zaten. Seninle alakası yok yani. Alfa Neytiba. O ne ya öyle? Bilmiyorum. Orçun'dan 21.99 gelmiş. Üf, kol gitti yalnız. Oy. Burada robot mobot diyeceğim ama bayağı kan gövdeyi götürüyor yani. Evet evet. Üf. Stellar Blade. Abi daktilo sesi geldi. Neden? Niçin? Fikrim yok. Mis, ellerim titriyor. Neler dönüyor oyunda diyor. Git ilacını iç, ilacını. Kardeşim bak valla. Ondan sonra vesile olmak istemiyorum. En güzel olan öldü ya, ya diyor Black işte. Dragon. Maalesef. Tecrübe, bak tecrübe bir kadında gerçekten yansıyor yani. Onu alıyor insan, o tecrübeyi yani. Nasıl yani? Öbür kız daha tecrübeliydi, o gözüküyordu yani diyorum. Göde. İçtik de geldik diyorum. Biz ilacımızı içtik de geldik. Aa, erkekler de varmış oyunda. Yayını 20 bin kişi izliyor diyorum. Now get ready. I'll be supporting with the drone. Sen hazırlan dedi. Ben dedi sana drone'la dedi destek olacağım dedi. Yani. Yes. This was the final battlefield of civilization. It was also known as a truly colossus. Anlatıyorlar bir şeyler ama bilmiyorum, ben dikkatimi toplayamıyorum şu anda. Oyunda erkek varsa ön sipariş iptal diyor Sabri. A strange sensation. Aa, yağmur bilmiyor kızım. Barış, görüşürüz, iyi bak kendine. Bu insan mı ne, bu robot mu ne bu ya? Bilmiyorum. Abi şimdi E3 gibi oynayacağım oyunu, onu söyleyeyim yine efendim. O ne demek ya? Hani şu kamera açısı falan, etrafa baka baka falan tabii, oynayacağız tabii. Yani.
etrafa baka baka değil mi? Tabii, yanlış olmasın. Mimariyi şöyle bir soluyalım, içimize çekelim yani. Ama plan şudur abi, ben sana söyleyeyim bak. Bu kıyafet biraz şeye benzemiş ya. Neye? Ghost in the Shell'de şeyin giydiği kıyafete. Hepsi oradan zaten. Scarlett'in. Şey yapıyor Gül. Camlar falan gayet, duvarlar detaylı olmuş baya. Sulu karpuz kıyafeti var, bunu iade ediyorum diyor. Yani genel olarak abi hadi robot bu, niye nipple var ya? Baya nipple var abi. Robot mu ki? Ya, ya da ne bileyim, neyse işte böyle sentetik bilmem ne işte. Baya nipple var abi yani. Yani bak başka bir şey söyleyeyim sana. Bunlar savaşmak için yapılmış robotlar değil mi? Ya herhalde, bilmiyorum, o ne bileyim. O zaman bu kadar hoplamalı zıplamalı memesi niye var zaten? Rahatsız eder. Peki hareket ederken... Oğlum kız savaşa mı geldi? Catwalk'a mı? Ben anlamadım ya. Oğlum ayakkabı ne zaten? Tık 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 ses çıkıyor. Duyuyor musun ayakkabıdan? Ay, bir şeyi çok merak ettim ya. Şu üstümüzden çıkardığımız belki kıyafetin... Belki meme ucundan yağ değişimi yapılıyordur dedi Jonathan. Komutan da diyor. O nipple değil, onlar özel alıcılar diyor. Olabilir. İstatistiksel bir artısı eksisi bir şey var mı bunun? Kıyafetin mi? Hayır, hiçbir artısı sence eksisi varmış yok gibi bir hali var mı? Zannetmiyorum. Yani. Zannetmiyorum. Neyse. Şey oluyor. Streamer modu var. Onu çıkarınca yeşil kıyafeti direkt artı 100 şey geliyor, izleyici geliyor. Test edildi, onaylandı yani. Gerçekten evet. Bayağı geliştirme sürecini buna ayırmışlar. Çok evet, belli abi. Yani. Fizikleri falan buna kastırmışlar. Altında kıyafeti çıkarınca armor kalkıyor yazıyormuş dükkancı. Erkek adam böyle oynar. Bir şey olmaz bize. Şu düşenler ne abi? Eşyaları toplamak için R2 düğmesine bas. Altın. 18G altın mı acaba? Acaba keşif olayı var mı? Şuralara falan çıksak, hani buralarda bir şeyler falan. Yok herhalde, öyle bir şey olduğunu zannetmiyorum. Hani bakayım, detaylı her yere bakalım da ondan sonra. Yukarıda falan gidilecek bir yer varmış gibi gözükmüyor. Evet yavrum bak, ha işte bu. Fener tutuyor. Ne oluyor dedim ya. Göde fener tutuyor. Göde. Drone göde fener tuttu. Çocuk destek olacağım dedi ya işte. Ya arkadaş oluyor. Ya saat kaç? Tabii tamam, okey. Kıyafetle oynayan gerçek Stellar Blade'ci değildir demiş. Değildir Dönerdi. Abi. Değildir sonra abi. Ama niye bilmiyorum. Solcu gibi bir şey bu yani. Kıyafetle oynanır mı bu oyun? Son savaşta öldürülen lejyonmuş bu. İncele. Görkem gökyüzünü merak etmiş Gürkan'cığım. Tamam göstereceğim. Gökyüzünü de göstereceğim. Eidos 7. Sessiz sokak. Geçit. Şifre. Okey peki. It's a security code, a type of entry permit. Ne yapabilirim ben bunlara peki? Aha kutular kırılıyor Gül, sen seversin. Bu oyunu Gürkan abinin değil Rüzgar'ın oynaması gerekiyor dedi. Evet, Brando. Evet, evet. Gökyüzünü merak etmiştiniz. Gökyüzü... Şöyle gökyüzü. Ya... Kıyafetle oynayan derken diyor komutan, karakterin kıyafeti mi, yayıncının kıyafeti mi kastediliyor diyor. Allah aşkına bakar mısın ya? Hı. Görüyor musun abi? Evet. Allah kahretmesin sizi ya. Hakikaten ya. Tövbe estağfurullah ya. Ulan CHP geldi. Bir günde mi kardeşim gitti tıynetimiz bizim ya? Bu mudur yani? Göd yüzü. Göd yüzü. Neyse şifreyi aklımda tutabilmişim yani. Aferin, bravo, bravo. Tebrik ediyorum. O da bir başarıdır diye düşünüyorum.
Binalar yıkılıyor. Üf. Babam odaya girince Pixopat diyor. Bramble, yani bu yayınını kesinlikle aileyle beraber, ailenin ya, olduğu bir evde izlememek gerekiyor. Ben ne yaptım kardeşim? Oyunda ne var Allah aşkına ya? Oyunda var, sen bir şey yaptın demiyorum ben de zaten. Normal bir oyunumuz. Ramazan yaptığınıza bak demiş bak. Like haklı. Hükümetimizin buna bir şey yapması oğlum lazım ya. Bu kız buraya bir tedavi göreyim, bir şey yapayım diye gelmedi mi? Niye yaratıklar saldırıyor gene? Ne tedavisi abi, ben anlamadım ya. Ne bileyim ya, ben patladı ya yanında bir şeyler. Erdem ne diyor patladı ki, yalnız yanında diyor, kızın? Erdem diyor ki yalnız bir gram şakam yok. Şifreyi tekte girmesine ağzım açık kaldı. Kız bu kadar ağzımı açık bırakmadı diyor. Aferin Gürkan, ben de takdir ettim. Teşekkür ederim canım. Bu kanalda Immortality'nin de oynandığını unutmamak lazım demiş Batu. Bak Immortality'deki farklı bu, farklı işte. Hayır abi, hiç ilgisi yok. Çok yani, ilgisi var. Bu çok daha estetik. Kamplar ilerlemeni kaydedip dinlenebileceğin yerlerdir. Kamp yakınlarındaki Bitcoin'leri elde ederek kampları etkinleştirebilirsin. Kamp yakınlarında Bitcoin varmış. Kamplardaki Bitcoin sandalye Bitcoin diyor vallahi, ben ne bileyim. Kamplardaki sandalyelere oturarak can yenileyebilirsin ve yenilenen matarayı doldurabilirsin. Yerin varsa depodaki eşyaların da alınır. Kampta dinlenirken bazı düşmanlar yeniden canlanır. Kamplardaki otomatları kullanarak eşya satın alabilirsin. Kiosku kullanarak yetenek öğrenebilir veya talim alanında deneyebilirsin. Çok teşekkür ederim. Bitcoin'imizi alalım buradan. Kampı etkinleştir. Dükkanı kullan. Bu ne? Yetenek ayarları. Üf, yetenek ayarları. Yeni bir yetenek öğrenebilirsin. Onayla. Reiki. Komutan diyor ki bence bu gecenin sonunda Wordle oynamak yerine Karolin Fişek çizgi. Yapıyor mu hala acaba? Var mı yayında şu niye anda? Niye yapmasın? Para hayat kazanıyorsa hala bak yapıyordur. Ya, sen niye böyle bir terbiyesiz insan oldun ya? Ya hanımefendi bir yazar. Kitaplarını okuyor kardeşim. İnsanlarla buluşturuyor kitaplarını. Kendi kitaplarını okumuyor. Ne demek bu yani? Böyle bir imalar falan. Bu imalar hoş mu ya? Okuma abi aşkı aşıladı insanlara. Peki. O zaman katılı kapatabilir belki. Yetenek ağacını değiştir. Hayatta kalma ağacına geçmek için R2 düğmesine bas. Bastım. Yetenek seçimi. Ya, kusursuz sıyrılmayı seç. Kusursuz sıyrılma. Kusursuz savuşturma. Hangisi kusursuz? Bu mu? Kusursuz sıyrılma. Mits'ten bir tane abonelik geldi. Oo, teşekkür ediyoruz. Galpler Mits'cim, çok teşekkür ederiz. Kime gitti? Grossy? Grossy Jmao'ya gitti. Evet. Düşman saldırılarından tamamen sıyrılır. Kusursuz sıyrılma başarılı olduğunda üçgen düğmesine basarak ek saldırı yaparsın. Başarılı bir kusursuz sıyrılma hiddet enerjisi yenilermiş. Doğrudur yani. Basılı tutarak bunu öğrenebilirmişiz. Öğrenelim kardeşim. Güzel. Peki. Benim kaç puanım var onu nereden görüyorum? Bir sıfır. Şu anda sıfır puanımız var. En azından onu almış olduk. Peki kampta dinlenirsek ne oluyor? Dinlenelim. Kampta dinlenirken bir şeyler görebiliyor muyuz? Yani abi niye gülüyorsun oradan ya? Bir şey demedik. Sana güldüğümü nereden çıkarıyorsun? Oo, Allah Allah. Kız travmalarını yaşıyor. Çok fena oldu bu. Yazık. Yavrucak. Ne oluyor lan? Ha. Biz çok kötü bu durumda pozisyondayken çocuk gelmiş böyle uçan motor gibi bir şeyle bizi almış. Geçmişe mi döndük? Gibi. Bizi kurtardı sonra. Arkada sürekli bir böyle K-pop tadında bir şeyler çalıyor ya. K-pop da denmez, ne o bilmiyorum ama. Gitar falan var oğlum, çok güzel değil mi? Gitar din 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 din. İster istemez kamera açılır böyle tabii, yani şey oluyor ama şöyle. Evet, kızımız oturuyor abi, yaptığı bir şey yok yani. Müziği falan değiştirebiliyor muyuz acaba şuradan, çok merak ettim. Sonraki şarkı.
Ya arkadaş ya, yemin ediyorum sana dünya Wattpad dönüyorsa soundtrack diyoruz. Dünya dönüyorsa valla şu insanların, şu geliştiricilerin yüzü suyu. Değil mi? Değil mi? Yemin ediyorum sana bu kadar olamaz ya. Şurada neler varmış? Dükkanı kullan. Dükkanda neler varmış? Bir de ona bakalım. Yüksek yoğunluklu iksir. Sürekli iksir. Şok kıyafet bombası. Kıyafet var mı? Bence bu oyunu bayağı kıyafet satabilirler ya. YPS bayağı gider ya. Titreşim bombası. Titreşim bombası. Ama alamıyoruz abi işte, paramız yok, hiçbirini almaya paramız yok, yapacak bir şey yok, ne yapalım, birazcık ilerleyelim, devam edelim. Ondan sonra bak şuradaki düşmanlar canlandı, belki bunlardan biraz para gelebilir. Ne kadar geliyordu? Müzikleri toptan kapatma seçeneği var mı? Ah dur. Ulan kaçamadım. Aha. İşte bu. 17 altın. Şunları kesersek de çıkıyor mu acaba? Ben dedim size bu, ben bu demoyu 5 saate uzatırım. Bunu ifade ettim size arkadaşlar. Ayakta titredim ismini duyunca diyor Oğuzhan. Bu oyun şirketi normalde hentai oyunu yapan bir şirketmiş diyor Black Dragon. Hadi ya. Vallahi öyle dedi. Üf, burada ne var? Enerji menerji bir şey mi var? Vurursam bir şey oluyor mu? Açabiliyor muyuz? Of. Bu arada hakikaten oyun nasıl? Bilmem. Ya bir fikrim yok şu. Hiçbir fikrim yok şu anda. Ya insan gibi bir soru sorayım dedim, ona bile cevap alamıyorum ya. Yani bir şey göstereyim dedim, yaklaşayım. Abi anlamadım oyunu şu anda daha. Göne bakmaktan, mevcut seçili iksir kullanmak için ünlüyorsun üstüne. Tamam, bunu şey yapmıştık zaten. Mesela bu ne? Yenilenen matara anında ve büyük miktarda can yeniler. Sürekli iksir, devamlı olarak can yeniler. Yüksek yoğunluklu iksir, anında can yeniler. Fili 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 falan abi, böyle bir sound var oğlum oyunda. Ben nasıl oyuna konsantre olabilirim şu anda yani? Şu mavilik nedir abi? Nedir bu bunu? Alınmıyor mu? Aldım. Aha, mikromotor. Mikromotor almışım. O uçan şey ne yanındaki? Drone işte, bize destek oluyor drone'la. Peep yani, oradan bakıyor alttan falan. Bir desteklik bir durum varsa. Evet abi, niye o seviyede gerçekten? İleriyi falan görsün bari. Üf. Üf. Kedi bile izliyor, bir canı kaldı, hayvanın eridi diyor. Düşmanlar duruşlarını dengeyle korur. Denge can ve kan göstergelerinin altında gösterilir. Kusursuz savuşturma gerçekleştirerek düşmanların dengesini bozabilirsin. Dengelerini tamamen yitiren düşmanlar afallarlar. Gazap kullanarak yüksek miktarda hasar ver. Gazap ne ya? Geç kalıyorum ya. Gürkan geç kalma. Aman geç kalma, erken gel. Sakın geç kalma, erken gel. Bunlar bizim şarkılarımız, bizim türkülerimiz Gül. O tarafa gitmeyip buraya erken gelmeyeceğim. Gelmenin iyi bir şey olduğunu ifade eden bir şarkı mı yani bu? O bir tercih meselesi. Burada şarkıyı yakan, türküyü yakan, söyleyen kişi diyor ki sakın geç kalma, erken gel. Aman geç kalma, erken gel diyor. O öyle tercih etmiş, öyle istemiş.
Demiş dayanamıyorum ben artık. Hani bir sabırsızlık durumu oldu bende. Sakın geç kalma. Erken gel. Bu. Drone'la çevreyi taratabiliyormuşuz. Tarama asılabileceğin yerleri tespit eder. Oyunda enteresan bir çeviri var. Yani patlama, asılma. Abi yani... ne yapsın çeviren, ne yapsın? Ne diyecek yani? Asılabilmek ne demek ama ya? Abi tutuncan işte. Ya işte asıl... Tutunmaya da bir şey bulurdun yani, tutunan deseydi de. Allah Allah. Bak orada bir şey var, kasa var. Şurada bir şeyler var. Taramaya hazırlanılıyormuş. O tarafa gitsen mi önce ya? Sanki orası böyle bir şeydi. Yan yol, hani orayı bir tamamlayayım. Orada bir şeyler varsa alınacak. Ondan sonra buradan devam edermişim hissi. Dur. Üf, bak gördüm. Vay eşek. Neredesin lan? İşte bu kadar. Gizli düşman varmış. Hiç söylemiyorsunuz burada ya. Burada neler var? Uf, kutu var. Kutu. Abi rica edeceğim. Şu geyimeyi bir tarafa bırakırsak oyun fena ilerlemiyor. Lütfen bak. Rica edeceğim. Chat'te görüyorum yani. Gerçekten şu an bak yani dünün mutluluğuyla böyle çok son derece imalı, fesat bir hava oluştu. Ben oyunu deneyimlemek istiyorum şu anda. Lütfen. Çıkalım mı biz? Sen kendi deneyimle istersen daha iyi olur çok belki. Çok rica edeceğim. Lütfen. Teçhizatlar. Evin çatışma kabiliyetlerini geliştirebilen ekipmanlardır. İstediğin çatışma kabiliyetlerine takviye sağlamak için teçhizat sogedine teçhizat takabilirsin. Seçenekler düğmesine basıp menüyü açarak ekipman sekmesinden teçhizat soketlerine erişebilirsin. Çoklu vida toplayarak daha fazla yuva açabilir ve daha fazla teçhizat kuşanabilirsin. Anıl diyor ki teçhizat mı her şeye takılıyor böyle diyor. Bak teçhizadı. Ne var? Combo saldırı geliştirme teçhizadı. %14 artı ikinci seviye veya üzeri combo saldırı gücü gül. Görevler varmış. Görev ne? Hurdacı adam. Adamın istediği, pardon, hurdacı Adam da olabilir, tabi bilemedim. Sabri artık ne dersen yani çıkışı ben yok bu işin. Ben kalkayım o zaman mı? Kim ne? Sonra da hayır öyle değil ya. Adam'ın istediği eşya kayıt salonunda ya da adam tarafından kontrol edilen drone'u takip ederek kayıt salonuna adam git. Mı? Ne bileyim abi, hurdacı adam yazıyor da Adam'dır herhalde dedim ben de. Karakterler, şifreler, kılavuz, temel çatışma falan. Okey peki. Taktık. Taktın ekipman mı? Ekipman taktım. Görünüş. Bu vücut kıyafeti giyildiğinde kalkan devre dışı kalır. Bayağı evet. Peki istatistikleri nereden görebiliyoruz? Görebiliyor muyum istatistikleri ya? Vücut kıyafeti giyildiğinde kalkan devre dışı kalır. Ya bu ne demek abi ya? İşte yani çevrede kaybolmuş sanıyorum. Ya ben de kayboldum yani. Tamam, oradan alacağımızı aldık sanıyorum. Şu tarafa doğru gideyim. Müzik inanılmaz güzel ya. Müziği boğacağım birazdan, öyle söyleyeyim sana. By comparison, this city is looking pretty good. After the colony extinction, most places were nothing but dust. Oyun servise hoş geldin. Oyun bence Kojima'nın hentai versiyonu intibası uyandırdı diyor. Buyurun buyursunlar efendim. Oo, şurası yalnız, buraya nasıl gireriz? Atlayacak, zıplayacak bir şeylerimiz var mı burada? Giydiği kıyafet niye parlıyor anlamadım diyor Aykut. Kendisi hayır nükleer abi, bir ablamız. Oraya başka bir yerden gireceğiz herhalde. Şuradan bir yerden çıkacağız mı? Çıkılabiliyor mu öyle? Şuradan tutunup oturup falan. Büyük haber. Az evvel diyordu. Evet. Ne diyordu? Tutunacak demiyordu. Yerleri, başka bir şey diyordu. Ne diyordu? Asılabilecek yerleri gösteriyormuş. Arkadaşlar eğer niyetiniz varsa burada asılabilirsiniz. Yani. Tamam. Okay. Oyun onu da düşünmüş yani. Bir şey geldi mi? Ekipman, teçhizat falan yok.
Şu arka tarafa nasıl geçeriz ya? Burada asılacak başka bir yer var mı? Şuraya falan asılsam. Şurada asılsam. Şunu yok kaldıramıyor muyuz buradan? Yok edemiyor muyuz? Olmuyor. Oraya bir şekilde gitmem lazım benim Gül ya. Bana bak valla. Gürkan hiç ilgilenmiyorum şu anda. Sen evet ya bayağı saldın kardeş ya. Evet ya. Buradan oraya gidiş olması lazım ama. Peki fall damage var mı? Fall damage var mı bilmiyorum. Düşünce kesin zıplıyordur onu biliyorum. Denedim az evvel. Zıplıyor değil mi? Tabii ki. Tabii ki. Tabii ki yani. Tabii saçı ki yani. Zıplamaz memesi zıplar yani. Tabii öyle bir yani. Ortam. Olağanüstü polimer malzeme. Üf. Bu malzemeleri nereden görebiliyorum ben ya? Malzemeleri nerede kullanıyorsun peki? Crafting varmış. Çanta. Çokluyla silah çekirdeği. Görev eşyaları, tüketilebilir eşyalar, malzemeler. Heh. Gelişmiş nano element. Cephane tasarım. Balıklar mı? Balık da mı tutuyoruz oyunda? Haydi. Bilmiyorum valla. Aa bak şuralara falan bir şekilde girebilmemiz lazım ya. Evet fusion. Kaputu açalım. Açalım açmaya da. Şöyle mi geleceğim? Oralara sonra mı gidiyorum? Bütçenin %50'sini karakter animasyonlarına harcadık. Bayağı ama zaten yani. Olayı oyunun başka bir şey yok ki. Füzyon pili. Yüksek enerji kol. Rüzgarı. Ah, tıpına vuruyorsun ya. Çok değerliymiş. Çok çok değerli. Bir füzyon motorunu etkinleştirmek için kullanılır. Şuradan giriş var mı kardeşim? Ben onu merak ediyorum. Gerçekten oyunda merak ettiğin şey oradan giriş olup olmadığı mı? Abi benim girmem lazım bir yerden ama ya. O arkası sokaklara harita falan. Harita falan yok mu? Yok galiba işte böyle tarayarak falan bakıyorsun da. Şuradan giriş var mı? Buradan giriş var galiba. Oha! Terbiyesiz. O da sana girişti. Sağlığımı yenilemem lazım Gül. Şundan içsen bir tane sürekli iksir diyor. İç bakayım ne yapıyor? Tamam gıdım gıdım artıyor. Ne kadar artıyor? Güzel fena değil. Okey peki. Uf ileride enteresan bir şey var. Oha içimden geçti. Ulan. İşte en azından buraya gelebildim. Güzel, başarılı. Şunları alayım en azından. Açalım. Ne çıkıyor? Oo, tetra. Ayde. Şifre diyor gençler. Ne yapacağız ya? Ne yapacağız ya? Şifre yok kardeşim. Şifreyi nereden alıyoruz? Şunun içinde falan olabilir mi? O tip şeylerimiz var mı oyunda? Eidos 7. Buradan zıplamıyor zaten. Peki. Şunun üstünde falan. Şurada bir şeyler olabilir mi? 4 karakterden oluşan bir şifre lazım bize. Gül. Yanda dayı yatıyor. Baksana demiş Aykut. Dayı mı yatıyor? Hmm. Nerede dayı yatıyor ya?
Ben oyunda hiçbir şeye dikkat edemediğimi fark ettim ya. Şu dayı mı? Aa, dayı varmış burada. Tamam, buradadır şifre tabii canım. Aykut, tebrik ediyorum. Bellek çubuğu yanmış. Bellek çubuğu yanmış kardeşim. Bundan bir sonuca varamadık. O zaman karşı taraftaki şeye gitmemiz lazım diye düşünüyorum şu anda. O karşı tarafa girmemiz lazım. Karşıda bir sayılar falan var. E-209 Street. Bu girdiğimiz binanın üstünde var mıydı acaba? Bar 99. Bakıyorum havada mavada bir şey var mıdır diye ama havada çok bir şey deneyim şey göre havada neyi deneyimlemeyi düşünüyorsun? Bu bir tuzak. Kaç. Ne yapmam bekleniyor benim bu durumda? Bir altı mıtımız falan mı var? Varili patlatmak için varile saldırı yap. Peki varil patlatırsam benim başıma ne gelecek? Bu mu? Bir tane indirdi ya sadece. Uğur, hoş geldin. Buyurun. Hocam bir durun ama bir saniye ya. Tam basıyordum, bastırmadı, görüyor musun ya? Öldüm. Diril. Dirilelim bakalım ne oluyor. Diri olalım. İri olalım. İri olalım. Bir olalım, birlik olalım. Gül, ben ölüyorum, bana bir şeyler. Soğuk içecekler. Söyle, iyi versin sana. İyi dağıtmadın neydi? Oy 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 oy. Hocam ben bunu... Bak şimdi bir gitti benim yanımda. Fatih'cim, oyunun amacı o zaten. Ayıp olmaz, o yüzden sıkıntı yok. Nedir o? Ayıp olacak biliyorum, kızı çok güzel yapmışlar dedi de. Artık bu oyunun ayıbı günahı yok kardeşlerim. Güzel, başarılı. Onlar da bir patlarsa, o da biraz patladı, o da güzel. Oğlum, şey varmış, görünmez bariyer varmış. Ben de niye gidemiyorum diyorum ya. Güzel, güzel. En azından geçtik buraya. Güzel. Gayet başarılı. Mis diyor ki ben hiç bakmıyorum Gül Hanım diyor. Bakma içim, sen niye bakmıyorsun? Ben bakmak zorundayım ben bu arada yani. Sen de bak, herkes bakabilir. Yapımcılar ayıp yatakta olur diye başlamış projeye en başında diyor Kürep. Bahadır da işte Ray Tracing'in hakkını verecek o oyun. Yani popodaki şeyler değil mi? Yansımalar. Haydi. Oğuzhan diyor ki Mitch yeme bizi lütfen, Parkinsonlu gibi dolanıyorsun evde diyor. Tamam abi, bir şey söyleyeceğim, valla gördüm buraya kadar.
Gülcüm sen bana bir soğuk içecek lütfen, rica ediyorum. Ben şurayı bir geçeyim kardeşim lütfen. Vallahi bak olmuyor, böyle olmuyor ya. Gödmöt tamam ha, ben bak combat mombat benim de bir itibarım var yani. Onu korumak mecburiyetindeyim. Geç kardeşim, geç şurayı, geç. Bir itibarımız var yani. Abi uzaktan bir ateş mateş bir şey yapsaydım ya ben hakikaten. Ulan hep şu arkası. Güzel. Burayı geçtik de bundan sonrası zaten sıkıntı. Ya bir sıkıntı da değil belki de işte. Bir tane bundan kalmış. Bir saniye arkadaşlar. Bir saniye. Kılavuza gelelim. Temel çatışma saldırı. Temel, tamam. Okay. Çeşitli combo saldırıları yapabiliyormuşuz. Kare ve üçgenle işte. Önemli olan bu. Leverage'da düşman sağlığı karşı kesinlikle. Tamam. Okey. Sığılma. Kısa mesafelerde. Denge. Düşmanlar tamam. Denge. Denge şey için. Yetenek öğren. Yetenekler bunlar zaten. Atılma. Atılmak için basılı tut. Güzel. Üçgene basılı tutarsak atılıyoruz. Beta yeteneği. Eşyalar. Teçhizat. İksir. Keşif. Kamp. Tarama. Haydi. Ne oldu ya? Allah Allah. Tam Seyfettinlik oyun demiş Bahadır. Çok teşekkür ederim Gülcüm. Farklı skinler var demiş. Oğlum oyun geldi geldi. Yani o zaman şöyle bir şey mi anlıyoruz arkadaşlar? Ben anladığımı söyleyeyim kardeşim. Oradan devam etmeden önce acaba birazcık böyle grind yapsan. Şu arkadaki zımbırtıları falan gitmenin yolunu bulsak. Oraları açsak etsek öyle gitsek daha mı iyi olur acaba diye düşünmeden kendimi alamıyorum. Şu şeyin tepesine çıksak, aşağı atlamasak mesela. Nasıl fikirler? Bir deneyelim kardeşim. Orayı böyle bir zorlamadan önce. Ama buraya geldikten sonra da köprünün üstüne mi çıkamıyoruz bir daha? Sanki öyle bir hava aldım ama. Köprünün üstüne nasıl çıkabiliyoruz biz başka? Şuradan çıkabiliriz köprünün üstüne. Ama köprünün üstüne... Öbür köprünün üstüne çıkmamız lazım bizim değil mi? Öbür köprünün üstüne çıkabilir miyiz?
öbür köprünün üstüne biraz zor çıkarsın kardeşim. Şuradan bir daha atsak şey. Şu kenarlarda bir şeyler var mıdır? Varmış gibi gözükmüyor. Şuralarda falan bir şeyler var mı? Oraya gittik zaten, oraya baktık. Düşmanlar yenileniyor zaten. Peki. Acaba grind edebiliyor muyuz? Bir hantallık var, anlamadım ya. Şu ya. Parry window biraz acaba FPS'den falan mı kaynaklı? Bu PC'ye çıkmayacak mıymış gençler ya? Sadece PlayStation mı yani? PC'ye çıksa var ya, bunu var ölümüne modlarlar yani. Çılgınlar gibi modlarlar bunu. Daha ne yapacaklar? Kız iskeletle mi oynayacak? Yo, başka yapılabilecek çok şey var. İnsanlığı küçümseme Gül. Yok, ben sadece zaten oyun yapımcıları hayal gücüne çok fazla şey bırakmamışlar, onun için söylüyorum. Öyle mi diyorsun? Hı-hı. Peki ben Time Exclusive'miş çıkacakmış. Oo, bak burada bir şeyler var. Ulan! Hay Allah'ım. Çift zıplama varmış gibi hissediyorum. Bunun çift zıplaması yok mu ya? Gül. Gül. Ne? Çift zıplamamız yok. Buna alış artık kardeşim. Stamina falan da yok. Şöyle zıpladın mı gidiyorsun. Okey, harika. Buralarda bir şeyler var ha. Hiç söylemiyorsunuz. Varmış abi. Keşif de varmış yani. Souls like soslu DMC yapmaya çalışmışlar, evet, diyor Gönlüm. Evet, bir ikisinin karışımı gibi bu. Kırılıyor mu? Hayır, kırılmıyor. Fakat burada bir Guthum'uz var. Guthum'uzu açalım. Ne çıktı? Polimer malzeme. Olağanüstü polimer malzeme. Meriç diyor ki Perry Window'dan değil abi. Oyuncular aksiyonu kavrayabilsin diye hareketleri yarım saniyelik yavaşlatmışlar. Süper kahraman çizgi filmlerinde kullanılan strateji diyor. Peki. Çok enteresan tepkileri var arkadaşlar. Şurada Guthum'uzu alalım. Peki ben bir geliştirme meniştirme nereden yapabiliyordum? Bir şey bir yerden yapamıyordum değil mi? Yetenekler bu şu anda yapabilir mi aslında? Saldırı. Bu açılmış halde olduğu anlamına mı geliyor? Sanıyorum bunlar açılmış. Oyunun başında bunlar kapalı mı yani? Yuh, yanmışım be. Bu ne? Beta. İki ölümcül enerji dalgası oluşturur. Ha, bu yuvarlağa mı atıyor bunu acaba? Bu ne? Kalkan kıran aniden saldırı yapar, vurulan düşmanları sersemletir ve kalkan değerlerine yüksek hasar verir. Güzelmiş. Aslında alınabilir bu. Yetenekler yalnızca kampta öğrenilir. Kardeşlerim, bizim buraya girmenin bir yolunu bulmamız lazım. Şunu patlatırsak, patlatabilseydik şunu. Buraya nasıl gireriz biz ya? Gül de yardımcı olmuyor. Resmen ciddi ciddi surat yapıyor şu anda. Yok, İnanamıyorum be, ne surat ya. Yapacağım ya. Ya Gül, vallahi sana inanamıyorum ya. Ben ne surat yapacağım be. Şuradan gidiş yok mu ya? Şu kenardan menardan atlayacak mı? Yok herhalde. Peki, yok. O olmadığı kabulüyle devam edelim. Şurada ikinci bir giriş vardı. Oradan da giremiyoruz ki kardeş. Şuradan. Ben taktım abi. Vallahi taktım. Ben oynadım, böyle oynuyorum. Yapacak bir şey yok. Buradan da giremiyoruz. Kapı açılmıyor. Bir taraftan açmamız lazım çünkü. Peki tamam, devam ettim abi. Ne yapalım? Devam edelim ya. O arkadaşları geçeceğiz yani. Yapacak bir şey yok. Geçeriz. Geç diyorsa geçeriz. Demo diye olmasın diyor anladım. Belki.
Bunlar ne, alien gibi bir şey mi ya? Organik çok tuhaflar, organik... evet, değişik bir şey. Şu beta, ben şu hareketi yaparsam mı doluyor? Okey, kestik. İyi geceler. Ulan kaç? Güzel, gayet başarılı. Bir tane daha patlayacak. Başarılı bir operasyon. Ama bu değil. Bu şekilde olmaz. Böyle kaçak dövüşmek var mı? Kesinlikle var. Maverick'ten 5 İsviçre frangı gelmiş. Selamlar, bugün keyifliyiz. Oyundaki kasa sistemi iyiymiş demiş. Çok çok başarılı. Kalkabilir miyiz? Teşekkür ederim. Bu kadar. Bu kadar. Ben nereden gelmiştim? Oradan gelmiştim. Galpler efendim, galpler sizlerle olsun. İşaret izleri varmış Legion tarafından bırakılan. Nerede? Burada mı acaba? Üf. Tamam. Deniyoruz restart, bakalım. Bak, şu şurası ana göre oradan gidiliyor mu acaba? Şuradan gitsek nasıl oluyor? Bu ne? Ama bunu alıp nano element. Güzel. Heh, şu kombolar falan, onları bir öğrenmek lazım ya. Tık tık tık, üçgen falan gibi. Var mı? Duvarda bir şey yazıyor. Save us, save mankind. Ne? Mankind. Galiba. Herhalde bir şey yazıyor herhalde. Yalnız oradaki şifreyi hala bulamadık. Değerli dostlarım, farkındaysanız. Arkadaşın üstüne beton mu dökmüşler? İncele. Bunda çıkar mı acaba şey? Of, bu kim? Beta çekirdek. Maksimum beta enerjisi artışı için gereken beta çekirdek sayısı 2. İyi geceler Mis'cim. Ooo Mis'cim, görüşürüz. Beta çekirdek sayısını artıracak şey, beta çekirdek enerjisini artıracak çekirdek bulduk. Çıt çıt. O değil de çekirdek yer mi? Bunda var mı? Hayır. Başka yani bir şey vermedi. O şifreyi de bulamadık Gül ya. Belki bir yoktur demoda. Abi eskiden böyle şeylerden falan çıkardı işte. Dergilerden, mergilerden çıkardı abi. Demolar o zamanlar mı? Hem böyle demo ipucu, ne ipucu? Lejyon tarafına yerleştirilen işaretleri takip et. Tamam kardeşim, gideceğiz oradan. Sakin. O zamanlarda demoları böyle atıyorum, oyunu yaparsın işte bir kısmını kesip koyuyor ama oyunun dosyaları falan da içinde. Artık eski mesela PES demosu olur, bütün takımları açardık, başka bu tarz oyun evet olur. Evet ya. 500 tane gizem şey, kapalı yer olur, onları açarsın edersin falan. Şimdi şuradan da gidilebiliyor Gülcüm. Ben sana hizmet olsun diye söylüyorum. Buradan şöyle yukarıda zıplayabiliyoruz. Şundan asılabileceğin yerlerden. Asılabilir. Yani buradan istersen asılabilirsin. Şuradan yukarı asılabiliriz mi? Asılabiliyor muyuz? Hayır, buraya çıktık. Buraya çıkıp ne oluyor? Şuraya galiba. Şuraya asılabileceğin yerlere hafif böyle boyalı evet, gibi yapmışlar. Yani oyunun aslında şeyi çok... Jonathan'dan $20 gelmiş. Kendimi sahnedeki striptizciye para verir gibi hissettim. Ama zamanı geldi, ne yapayım? Galpler acaba birer dolar olsun şeklinde mi yollasaydım?
Bence yollamadan önce Gürkan'dan bir lap dance isteyebilirdin. Galpler sizlerle olsun efendim. Çok teşekkür ederiz. Sağolunuz, var olunuz. Bramble'cığım görüşürüz, iyi bak kendine. Görüşürüz efendim. Ya yeni bir kıyafet falan açsaydık. Oyun biraz şey oldu değil mi bak? Yani böyle ya bir... oyunu oynamaya başladın yani. Evet yani. Anlamı yok böyle de. Oyunu oynamaya başladın, tadı kaçtı. Şöyle. Şöyle yaparsak. Aa, Bahadır diyor ki bugün Ağustos ayında İstanbul'da gerçekleşecek Soundscape Festivali. Daft Punk yıllar sonra bir araya geliyor. Festivalde yer alacak diye açıklama yaptı. 1 Nisan'dır büyük ihtimalle. Bir süre sonra da 1 Nisan şakası diye duyurdu. Ondan sonra bu şaka boyunca platformların bazılarında bilet satışını kapattı ama BiletX'de kapatmadı. İnsanlar güvenip bilet aldı. Bayağı olay oldu. Neyse ki sonra iptal ettiler biletleri diyor. Yok artık. O kadarı da fazlaymış ya. Ulan bu da değil ya, bu da değil ya. Tamam, şurada bir şey vardır diye oraya gitmeye. Bak kutu var orada işte, onun için gidiyoruz oraya. Neyse, çok da atraksiyona gerek yokmuş. Böyle de gidilebiliyormuş. Polimer malzeme. Burada başka bir şey var mı? Orası yukarıya gidiyor galiba. Evet. Ya yani şuradan da geçebilirdi kobzı pobzı sonuçta. Ama ben buradan geçmeyi tercih ettim. Peki. Oo, oraya nasıl atlayacağız Gül? Var mı bir düşüncen? Nereye atlaman gerekiyor onu anlamadım. Yo, ben yani şu anda şey yapıyorum, tamamen keşif tadında. Şuradan bak yukarıya. Yok, aslında buradan oraya atlamanın anlamı yok. Oradan yok, buraya atlamak de için herhalde. Tamam, peki tamam. Geçtim. Şuradan karşıya nasıl geçebiliriz Gülcüm? Şuradan o sol tarafa tutunarak geçebiliriz. Geçelim kardeş. Şöyle. Oo. Abi bana şifre lazım, bana kod lazım. Nightbalar'ın ortaya çıkışının ve insanlığın koloniye tahliye edilişinin üzerinden onlarca yıl geçti. Hava indirme mangasının geriye kalan insanları kurtarmak için inişe geçtiğini söylüyorlar. Ancak buna dair hiç iz yok. Bunu daha fazla yapamayız. Bunu daha fazla yapamam. Oo, altı harfli kod çıktı. O ne öyle be, Yunan alfabesi gibi? The memory stick still has the security code registered. It also has record of a message log. Scan complete. Aşağıda bir şey var mıdır acaba? Vallahi var, görüyor musun? Para mı geldi? Üf. Buradan aşağı atlanmıyordur büyük ihtimalle. Müziği dövmeye T-10 minutes. Evet abi, çok çok az kaldı. I can't reach the ladder. The water level is too low. Try using the plank. Tahtayı kullanmayı dene. Hangi tahtayı kullanacağız ya? Şunları mı? Şunları herhalde. Hmm, peki. Buraya çıkmamızın bir anlamı, manası var mıydı? Neyse, suya girebiliyormuşuz. Sıkıntı yok, peki. Ben de zehirli su falan mı dedim? Plank'i kullanamıyoruz bu duruma. Çıkmıyor mu üstüne? Ben atlayamamış olabilirim. Bir daha deneyelim şansımızı. Tamam, ben atlayamamışım. Nereye ulaşmaya çalışıyorum? Merdivene galiba. Merdivene ulaşmaya çalışıyorum. What? Bilmiyorum. Bu
Bunları dizeceğiz herhalde oraya doğru. Peki öyle yapalım. Oğlum oraya doğru yüzme. Tamam, onu oraya koyduk. Hayırdır Gülcüm? Bir şey yok, sen tabak koymuştun ya, onlar düşmüş. Ha, bana patladı gene olay yani. Evet, tamamen senin yüzünden. Oğlum çok hızlı yüzüyor bu, ben bunu kontrol edemiyorum. Ne biçim şey bu? Geri çekiyorum, gene ileri yüzüyor. E çıkamıyor musun? Şu anda bayağı oraya kadar götürmüşsün. Oraya mı zıplayamıyorsun? Şimdi oraya zıplamam lazım da. Oraya zıplar mıyız? Hapşırdı mı Siri? Yok. Dışarıda biri gülüyor. Biri mi gülüyor? Aynen. Gibi böyle. Gürkan, sakin Gürkan. Abi koşarak atlıyorum da ondan oluyor. Şu aşağıda da şey var bu arada. Para mara var ama dur bakalım. Tamam. 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 Okey. Kayıt noktası. Üf. Şimdi ne araştıracaksan araştır kardeşim. Olur. Bitcoin. Bir Bitcoin'imizi kullanarak burada bir otururuz, bir soluklanırız arkadaşlar. Yetenek ayarları. Gel kardeşim, yetenek ayarları. İki tane puanım var. Harika. Buralar kilitli. Şu kalkan kırma olayını bir açayım. Şu ne? İki ölümcül enerji dalgası oluşturur. Bu ne? Saldırı Bahadır diyor beta. Ki bu karakter modellerinin aynısı Warframe'de de var. Sadece insan suratları yok diyor. Burada müzik değiştirme var demiş Stray Cat'te. Yani işte müzik değişiyor da yani. Yani müziğin tarzı değişmiyor. Dükkanı kullan. Dükkanda bunları alabilirim bak şimdi. Miktar. Bende ne kadar var? Kullanılabilir. 1-3. Depoda yok. Depoda yok. Depoda yok. Ne kadar bu? 300. Miktar 2 tane almak istiyorum. Bunları doldurmuyor muydu ya? Burada oturduğun zaman otomatik dolduruyorum tarzında bir şeyler söylemişti sanki. Düşmanlar yenileniyor tabii oturursak, öyle mi? Evet. Üç. Bunu yenilemedi bak mesela. Ondan onu satın mı almamız gerekiyor? Şundan mesela. Al bir tane. Okey, tamam. 3-3. Bu yok. Yok. Şok bombası alabiliyormuşum bir tane. Bir tane alayım bakayım nasıl oluyor. Kullanabiliyor muyuz acaba? Mevcut seçili tüketilebilir çatışma inşası kullanmak için alta bas. Okey, tamam, peki. Lügan alımı çevrede bulunuyor. Bu işaret sıracı kullanarak çalışmanın üstünü nereye geçir? Okey, olur. Tamam, yapacağımı yaptım herhalde ben burada. Harika. Ha, bir de şu müziği değiştirebiliyor muyuz? Başka bir şey yapabiliyor muyuz? Ona bakalım. Şu an bir önceki oyunlarına bakıyorum da. Şöyleymiş. Bu oyunun yapımcısının Nike diye hentai bir oyunu var diyor Batu. Mobil mağazalarda Türkiye'ye kapatılmış. PC'den de bizimkiler sunucularını engellemişler. VPN'siz açılmıyor diyor. Kendimize gelelim.
Gül, kendimize gelmemiz lazım. Şu suyu boşaltacağız herhalde buradan değil mi? Şu kapağı mapağı açarak bir şeyler yapacağız herhalde. Ondan sonra su akıp gidecek ve böylelikle bizdeki bizde bu şeylere ulaşılabilir hale geleceğiz. Tahminimiz bu yönde. Peki. Aa, geçtik bak. Kapının arkasına geçtik. O kadar uğraşıyordum. Düşman falan mı çıktı? Müzik bir şenlendi. Aha. Oha. Oha oha oha. Şu bombamızı bir kullansak mı ya? Ulan olduğum yere mi atıyormuş? Allah kahretmesin seni. İğrenç bir hayvan zaten. Abi kaçtım. Tamam tamam tamam, sakin sakin kardeşim. Yani çok dandunda değilmiş şimdi kombatı yani. Dikkatli oynamayı bir şey yapıyor hakikaten. Hafif Souls. Değil mi, var öyle bir şey. Şeyleri var. Şu tarafa nesne bak, bu neymiş bu? Kullan. Aa, şeyi taktık. Arabadan aldığımız zımbırtıyı taktık. Onu takınca ne oldu? Kapı açıldı. İçeride düşman var. Orada bir şey var. Onu alalım. Şunları alalım. Ulan zevkliymiş. Hani Zeon Matrix diyor ki abi, kendimi Kore'de bir gece kulübüne gitmiş gibi hissediyorum. Gödüm ödü geçtim. Fena değilmiş oyun ya. Oraya bak, buraya bak, araştır et falan falan, fena. Yani zevkli olabilir ya. Ne niyetle geldik, neler oldu Gül ya. İşte niyet onu önemli. Patlat istersen. Gelirken niyet önemli işte. Bak bak bak, terbiyesize bak orada bak. Bile bile yedim ya. Evet. Abi şu beta nasıl doluyor, bana bir söyleyeyim ya. Ben anlamadım bunu oğlum ya. Vurdukça mı doluyor?
parry yaptıkça doluyor demiş Erdem. Neydi? Bakalım bu sefer hatırlayabilecek miyim? Bunu nasıl hatırlayacağım? Az evvel hatırladığım böyle bir şey miydi? Evet. Yemedi bu sefer. Yetenekleri İki... kullandıkça ve parry yaptıkça doluyor yazıyordu sanki demiş Batu. İki şansım daha var. Bu da mı değildi be? Neydi lan? Çekseydin keşke fotoğrafını falan. Ha yok canım, yazıyor zaten. Ben kafadan mi bulmaya çalışıyorum şu anda. Sonsa bu yapma canım. Ya bana göre. Ha sen koyuyorsun o sınırı, evet. Anladım. Tüh ya. Allah'ım ya Rabbim. İki tane yuvarlaktan varmış. Baokar diye yazdım. Boğa kormuş. Kafaya Baokar diye yazmış. Maalesef gençler. Artistlik buraya kadar. Oo. Köşede yatan biri var. Şifremiz var. Dört harfli geliyor. Hissediyorum. Ağ yok edildi. Koloninin veri bağlantısından tamamen koptum. Geri çekilebileceğimiz bir yerimiz yok. Bunu Naitibalar mı yaptı? Koloni güvende mi? Küre anaya ne oldu? Zaman algımı kaybettim. Zaten o bile otomatikman kendini düzeltmez. Akıl sağlığım için bellek çubuğumu düzenlemeye zorlayarak takvimle zamanı takip etmeliyim. Bellek çubuğu. Straket diyor ki bu arada mükemmel oyun fikrim için Log Wooden House modellemeye çalışıyorum. Bir türlü yaptığımı beğenmiyorum. Beleş düzgün aset bulabileceğim bir yer bilen var mı? Yani senin aradığın tarzda asetler yoktur ama böyle daha çok poligon falan tarzda, işte ben bilgi olsun diye söylüyorum. Hani prototip yapacağım falan dediğiniz zamanlarda Kenny diye bir şey var. Bir eleman var. Twitter'dan da takip edebilirsiniz. Yüzlerce kaliteli, üst kalite aset bedava olarak sunuyor. Sitesinden de bakabilirsiniz. K-E-N-N-E-Y Kenny diye. Bir bak abi, belki aklına yatan bir şey falan bulursun. Bilemiyorum. Ama daha çok low poly falan şeyler veya ne bileyim piksel grafik şeyler falan yapıyor. Are these boxes displayed on the wall storage devices? Sort of. They can only store up to 1 megabyte of data. Kızımız bilmiyor bak, kitap nedir bilmiyor. Yağmur falan ilk defa gördü kızımız Gülcüm ya. Yavrum yazık ya. Ya işte böyle. Da bu deniz yıldızı şeklinde ya uçuşan, evet, arkadaş. Bir şu an... su şeyimiz var zaten genel. Yok yok, o var. Başka bir şey geldi aklıma. Efendim canım benim. Yıldızlar yıldız şeklinde değil. Sadece deniz yıldızı yıldız şeklinde. O zaman niye deniz yıldızına yıldız deyip de gökyüzündeki yıldızlara gök yıldızı demiyoruz? Bir mantığı var, beğendim. Bir. Teşekkür ederim. Gerçekten beğendim. Çok başarılıydı. We'll have to go across, past the parking tower. Resident Evil 8 seviyesinde arıyorum. Nette gördüğüm hiçbir şey beni tatmin etmiyor demiş Strayked. Orada yapacak bir şeyimiz yok.
Ne oldu, sustunuz kaldınız? Ama böyle bir yayında olmaz ki kardeşim tabii. İnsanlar yani çok sık rastlanacak bir yayın değil ki bu. Hem güd var hem yetenek var kardeşim. Gelişmiş nano element. Şu crafting olayını da bir açsaydı bir görseydik ne oluyor, ne olamıyor, ne bitiyor. Crafting'i mi? Yani evet, yani madem topluyoruz bir şeyler. 2000 lira para vereceğim diyorsun kardeşim ben buna belki. Hı derken. Ya desem ki ben bu oyuna 2000 lira para vermeyi düşünüyorum. Nasıl bir yaklaşım sergilerdin? Bilmem, sen bilirsin derim yani. Yani ben konuşuyorum da Gül abla şakaları beğenmediği için okumuyor diyor Erdem. Ya bir kıskançlık durumu var mı? Yani onu... Ya niye kıskanayım? Neyse. Model mesh üreten yapay zeka var mı demiş Streket. Leonardo AI var, oraya bir bakabilirsin. Şunu sorduğun için daha çok alınmış olabilirim yani. Sen de alınmaya yer arıyorsun kardeş. Kalkanın koruma seviyesi arttıkça hasar azaltma etkisi artar. Kalkan belirli düzeylerde hasar aldığında koruma seviyesi azalır. Bazı düşmanlarda kalkanla korunur. Kalkan etkinken düşmanlar hasar azaltma kazanır. Kalkanı kırarak düşmanı sersemlet ve yetenek kullanmalarını engelle. Deniz kabuklusu. Zeo Matrix demiş ki 20 lira veririm ancak abi. 2000 lira vermek güçlü Türk lirasına hakaret. Abi kızın götünde bile değilim de bu müzik hakikaten bitirdi yani. Vay, tekliyorsun be kardeşim bunu da yaparsan. Erdem diyor güzelmiş ki abi gel bin girelim diyor. Vallahi kardeşim bu bir yere varmayacağız böyle ya. Gül Reis'le bir yere kadar. Adam, abi benimle hadi zaten bir şey yapamazsın, benim PlayStation'ım yok çünkü. Tolga hoş geldin. Buyurun efendim, hoş geldiniz. Kızın götü de bir yere kadar değil mi sonuçta? Hani düşün, içine böyle yazı mazı bile konmuş yani, yani okunur diye düşünülerek. Yani bir uğraşılmış yani. Düşün artık yani. Yukarıda mukarda bir şeyler var mı? Yok. Emek var kardeşim, emek. Emek. Samet hoş geldin. Selam. Oo, Arakis'e döner miyiz yine demiş. Arakis'e kesinlikle döneceğiz. Arakis'e kesinlikle döneceğiz. Buradan şey yapamıyoruz. Buradan gideceğiz. Şurada bir şeylerimiz var mı? Var. İnsan. Oradaki şifreyi bulamadık ya kardeşim. O benim aklıma çok pis takıldı Gül ya. İşte o yüzden oyunu alıp bulmalısın bence. Öyle mi diyorsun? Hı hı. Beden çekirdeği. Bundan da bir tane bulduk. İki tane bulursan şey mi, yükseliyor mu? Yükseltiyormuşsun galiba. Öyle bir şey anladım ben. Çekirdeğe çiğdem diyorlar mı peki oyunda? Haydi. Of. Neler oluyor? İkmal kampı. What's that? It's a depot. Depot. Looks like it's been abandoned for a long time. How come they set up a camp in a corner like this? Well, the supply camp also serves as an important base. Kız klavye yedi dokunurken. It could also mean that this place is very dangerous. Then I guess this place could be useful for us. Hakikaten şu karakteri, şu kıyafeti tasarlayan arkadaşla tanışmak istiyorum ya.
Niye ne var ne yapmış abi ya? Abi kravat falan neden ya? Kardeşim bu bir gelenek, öyle düşünmek zorundasın. Bir kültür bu. Tolga diyor bu. Ki ilk 60 saniye izlenimim Haziran'da PlayStation Plus paketinde. Bu bir kültür zenginliği Gül. Peki. İkmal kamplarında normal kamplardan daha fazla cihaz bulunur. Buradaki tamir konsolunu kullanarak silahlarını geliştirebilir. Yenilenen matara sayısını arttırabilir. Dış omurgalarını yükseltebilir. Ve evin çatışma kabiliyetlerini güçlendirebilirsin. Ayrıca drone'unu yükseltebilir, nano kıyafetler üretebilir ve hızlı seyahat kullanarak diğer kamplara gidebilirsin. Güzel. Şimdi ben burada bir kıyafet üretebilir miyim arzusunda ve merakındayım Gülcüm şu anda. Hadi bakalım. Göreceğiz kardeşim. PES lobby müziği. Yukarıdan sular damlıyor değil mi üstüne? Bizim asansör müziği sevgimizi sorgulamasın. Kardeşlerim. Şunda mı üretiyoruz? Nerede? Telefon. Hızlı seyahat. Peki bu ne? Tamir konsolu. Saldırı gücü geliştirmesi. Matara geliştirmesi. Matara geliştirme modülümüz yok. Çokluyu da teçhizat soketi. O da yok. Silah çekirdeği. Geliştir. Success. Saldırı gücü artırıldı. 450'den 490'dır. Bunları yapamıyoruz da ama. Çokluyda. Çokluyda ne demek ya? Dükkanı kullan. Dükkanımızda neler var? Bunlar var zaten. Bu neydi? Yetenek ayarlarıydı. Yetenek alabiliyor muyuz kardeşim? Bir tane yetenek alabiliyormuşuz. Değerli kardeşim. Yetenek ağacını değiştir. Hayatta kalma ağacına geçme. Ya abi niye beni buraya... Belirme. Belirme ne oluyormuş ya? Vuku bulma. Vuku bulmayı. Yeteneklerini denemek için kareye bas. Oo, direkt deneyebiliyoruz yani. Ne diyor? Yetenekleri köstesi. Tamam deneyebiliriz. Peki. Talim yaparak çeşitli yetenekleri becerini artırabilirsin. Güzel. Bir düşman mavi renkte parlayıp ölümcül bir saldırı yapmayı denerken buna karşı koymak için belirme kullan. Düşman yeteneğin menzilindeyse evin kılıcı aynı renkte parlar. Evin kılıcı parladığında hedefin arkasına geçmek ve karşı saldırı yapmak için ileri ve yuvarlak düğmelerine bas. Olmadı. Ha, burada da gösteriyor komboları. Güzel, beğendim. Basılı mı tutacağız? Yok. Oğlum sol kolu ileri git, yuvarlığa bas demiyor mu işte? Ne oldu galiba bu sefer? Oldu da nasıl yaptığımı anlamadım. O da güzel. Erken mi basıyorum? Peki. Ha, erken basıyormuşum. Peki. Bir daha deneyelim. Bu da bekliyor ama yavrum öyle. Ne yapsın? Ne yapsın kızım? Gel lan. Gel gel gel. Okey tamam peki. O olur.
çıkabilir miyiz lütfen? Teşekkür ederim. Okey, belirmeyi aldık. Aa, harika. Beğendik. Dinlenebiliriz. Bu ne? Sonraki şarkı. Şarkı diyor bana ya. Bana şarkı diyor. Bana şarkı deme. Şimdi ben bir şeye bakmak istiyorum. Şu dükkana girelim. Dükkanda. Dükkanı kullan. Silo izledik biz Kefere. Hatta kitabını okudu Gürkan, iki tanesini okudu. Ben de ikinciyi okuyorum şu anda. Thank you for saving me. Thank you. That's nothing really. Though I have used up almost all of the exospine materials that I collected over the years. Oh. It's all right. That now means we can help each other. Allah'ım öleceğim, emin ediyorum. You can locate the Hall of Records. You'll have done more than enough. Listen, don't worry. I promise. I'll make sure to repay you. Kardeşim oyun oynuyorsun, keyif al bari demişler ya. Bunda kötü ne var ya? Hep bunlar iyi niyet, iyi niyet Gürkan. Nedir o? İşte iyi niyetle yapmışlar yani. Herhalde ne kötü niyetle mi yapacaklar i̇şte bunu? İşte onu diyoruz, biz de onu diyoruz kardeşim. Yalnız kardeşim ben sana şu kadarını söyleyeyim. Bir Kore gerçeği var yani. O ne demek? Ya bayağı oyun yapıyorlar be abi. Ha, o anlamda. Artık yani. Niye yapmasın ya? Oy oy oy, bir boss fight geliyormuş hissiyatı edindim. Bu ne böyle? Tuhaf bir şey. Batı diyor ki bu oyun ya batacak ya rekor kıracak, ortası olmayacak gibi hissediyorum diyor. Ben size söyleyeyim, bu oyun tutar. Çok net ifade ediyorum. Bana güvenin yani. Bayılıyorum bu şey olayına ya. Arkadaş bir oyunun bir tonu olur değil mi? 850 tane farklı tarzda müzik çaldı ya. Kaç la kaç? Of yalnız fenaymış. Ay kaçırdım, iyi mi? Patlayıcılar falan var. Ay yok değil. Evet öyleymiş. Ne dayak yedim gene be. Aa!
Oyunda kombolar da varmış bu arada. Var var, olmaz mı? Şimdi geçiyorum içinden. Demo mu bitti? Bu kadar mı? Hayır. Barış, evet geldim, nasıl gidiyor dedi, bitti. Vallahi demo bitti ya. I can see the space center over there. This is the turret's motion sensor. What do we do now? The drone is different. Yes, this is no longer. Gençler, ben size söyleyeyim, bu oyun oynanır, tutar. Ya oynanır tutar derken oyun iyi o anlamda demedim. Yani bu oyun bu demodan sonra bence ya bu demo işine yarar bu oyunun. Bana öyle geldi. Ama şey tabi başka bir şey. Ne? Hani oyunun derinliği nasıl? Oyunun devamı nasıl? Hani level'lar nasıl? O bambaşka bir şey tabi. Bambaşka bir soru işareti o yani. Siyah deri pantolon var onun üstü Paris demiş Erdem. Oh. Bu az evvel dövdün arkadaş, evet, mıydı? Evet. Paspas yaptı yalnız. Haydar, hoş geldin. Galpler, komutan efendim, galpler. Diyor ki Gürkan'ın oyun performansı beklediğimden iyi çıktı bu defa. 2 saat içinde bitirdi. Sanırım motivasyonla alakalı. Motivasyon. Ki ben dedim size daha da uzun sürer diye düşünüyorum demiştim. Ama işte öyle böyle. Standard bundle. Digital Deluxe Bundle. Hemen Deluxe. Al yani. Hemen al yani. Tabii tabii, hiç beklemeyin yani. Yok, teşekkür ederim. Almayacağım. Ana menüye dönmeyi tercih ederim diye düşünüyorum. 26 Nisan'da yalnız biz biliyorsunuz burada değiliz. 26 Nisan'da yani Stellar... Şöyle sorayım o zaman size. Neredeyiz 26 Nisan'da? 26 Nisan'da neredeyiz biz? 26 Nisan'da ne çıkıyor Gülcüm? Ne çıkıyor? Manor Lords çıkıyor. Öyle mi? Ya. Nisan'ın 20'sinden sonra çok enteresan şeyler var. Yapma ya. Manor Lords var. Core Punk betası var. Var da var yani. Bir şeyler var yani. Baş düşman mücadelesi açılmış. Baş düşman savaşını daha yüksek boss çeşitlilikte değil mi? Yeteneklerle evet deneyimlemek için ana menüde baş düşman mücadelesini seç. Buradan seçersen direkt oyunun ileriki kısım... Gürkan'cığım... Efendim Gülcüm. Ne oldu, söylesem? Söyle canım, sen de söyle. Önce sen söyle. Kıyafete bakıyoruz da, bir dakika. Söyle canım, seni dinliyorum. Erdem'in 26 Nisan'da vizesi varmış. Bir, ikincisi Kürep'e diyor ki zorluk mu var oyunda? Talha abi ne kadar uğraştı bunda diyor. Nasıl yani, anlamadım. O demoda diyor yani, zorluk mu var mıydı diyor. İşte en zorunu seçtik işte, ne olabiliyorsa en zoru. 26 Nisan önemli bir gün. Babamın doğum günü. Alien günü. Bayağı topuklu ayakkabı var bu arada. RV426. İnce topuklu. Yani önemli bir günümüz. Işıklı mı o kıyafet? Gürkan abinin kafa gitti şu an diyor Anıl. Ya şuna gidiyorsa kafası hakikaten, diyecek bir lafım yok kendisine. Hayırlı gidişler diliyorum. Onu görmüyorsun neler oluyor burada ama.
çok fizik, oyunun fizikleri bir kere, vuruş hissi falan tamam ama oyunun fizikleri hakikaten çok iyi olmuş. Arkasına keçi ayarlıyorsunuz, bir şeyler mi yapacağız? Demo bitti de böyle ekstra bir şey açtı galiba. Evet, bir şey koymuşlar evet. Burada kıyafet değişebiliyormuş Gürkan'cığım, değiştirirsen. Öyle mi? Hı-hı. Ay. Ey. Neler yaptı öyle bir tuhaf tuhaf hareketler. Desteresinde gezdi bizi. Kıyafetlere bakalım ya. Kıyafetler varsa değişik burada bakalım tabi. Şimdi bu şu anki kıyafet. Ya bu nedir ya? Bence o içindeki siyah şey olmasa daha iyi olurdu. Gezi hangisi? Şu mesela içinde siyah bir şey var ya memelerinin orada. Evet. O olmayacak. E aşağı kadar gidiyor ana mı? Tamam olsun. Pantolon olacak yani. Peki. Gezegene dalış kıyafeti 7. Biz bununla dağılmıştık galiba. Gezegene gezegene dalış kıyafeti 2. Kardeşim usturuplu bir gezegene dalış kıyafeti işte ya. Gayet usturuplu. Çok. Ne var abi, Kojima oyunu da mı oynamadın? Çorak toprak maceracısı. Buyurun. Buyurun. Normal kotumuz. Oğlum kotunun yanları bile delik ya. Ya tamam kardeşim. Of. Göz. Aynen, bayonette gözlüğü var. Küpe falan var oğlum. Çok güzel. Ay. Koruma tipi dış omurga, zincir tipi dış omurga, çeviklik tipi dış omurga. Zirve daha az olduğu durumlarda savunma ya da savuşturma. İkinci seviye üzeri combo saldırı, saldırı gücü %27 artar. Kritik hasar %23 artar. Dördüncü seviye üzeri combo saldırı, çeviklik savunma esnasında kalkan daha hızlı yenilir. Çeviklik tipi seçelim bakalım ne olacak. Silah da açıkmış Allah'ım. Burada bak, Gaya silah da açık dedi. L2 ile nişan alabiliyormuşuz. Black Dragon haklı, bu kadar muhafazakar olmayın diyor. Doğru, haklı. Bu kadar yıl içinde bu hale geldik işte, ne yapacaksın? Ama mermimiz sınırlı değil mi tabi? Ve yenilendiğini zannetmiyorum. Kojima altta kalmamalı, Quiet'in oyunu gelmeli diyor Kürrep'e. Abi nasıl Satoru var ya. Ha.
Of of. Of of. İşte bu be. Stray Cat bu oyun ve karakter Bayonetta'nın onda biri değil demiş. Haydar diyor ki Diablo oynarken arka planda yayın dinliyorum. Gürkan abi of of dedikçe elim alt taba gidiyor diyor. İyi gittim be, indiriyordum vallahi ya. Bir son daha deneyeceğim, yoksa çok uzatmayacağım abi, bunu yapacağız diye de burada ıkınmanın da anlamı yok yani. BE ne oluyor abi? HP'nin üstündeki. Beta bir şeysi diyordun ya, o mu? Ha, o mu acaba? Strackett diyor ki Bayonetta yerde yuvarlanarak bütün uzuvlarıyla ateş ediyor. Düşmanları öldürüyor. Canavar çağırırken soyunuyor. Erdem de demiş ki Jedi Survivor'da kurbağa ile sabah 5'e kadar çatıştığımız geceyi hatırla abi, yaparsın. İstedikten sonra her şey olur Erdemciğim. Az evvel bir iki tane çok sağlam oturttum. Şuna, oha. Ulan ne kadar iyi gitmişim ben az evvel. Enteresan oldu ya. Fatih demiş ki bu arada bu oyunun PC'ye gelmesiyle birlikte nude mod çıkarsa şaşırmam. Tabii ki. Sadece nude mod çıksa. Tabii ki yani. Tabii ki yani. Elbette. Az evvel enteresan bir şekilde yaklaşmışız aslında, haberimiz yok. Hadi ya. O bir de mor oluyor. Mor olunca da bir şey yapılıyor Batu herhalde ama. Batu diyor ki 5 dakika önceki demo sonu fragmanında bu yaratığı paspas yapmışlardı. Gürkan abi aynı performansı bekliyoruz. O morda da bir şey yapılıyor herhalde ama morda ne yapılıyor onu bilemedim ya. Neyse abi tamam ya, yeter. Yeter kardeşim. Yeter. Gayet evet, güzelmiş, gayet beğendik. Peki hakikaten beğendin mi geyik bir tarafa? Yani bilmem, bana bir oynanır havası verdi abi. Siz biraz muhalefet ettiniz o konuda ama yani oyun mükemmeldir, muhteşemdir bilmem ne diye demiyorum. Bir aksiyon oyunu olarak sanki böyle bir giderli olabilirmiş hissiyatı verdi demodan. Yani şey demo... iyi mi yani hakikaten? Ne? Dediğim gibi tamamen geyiği bir tarafa bırakıyorum. Vuruş hissi falan. Güzel ya. Fena değil bence yani. Bence fena değil abi.
Ya tamam, gödmeme bilmem ne falan eyvallah da, onun dışında da yani biraz böyle ayakta durabiliyormuş sanki hissiyatı verdi bana. Bile bilemiyorum onun abi. Onun dışında da ayakta durabiliyormuş. Vallahi bilemiyorum abi, o kadar şeyim yok yani, bu Bayonetta'dır bilmem nedir falan, benim o kadar tecrübem yok o konularda. O yüzden çok fazla bir şey söyleyemiyorum yani. Boss dövüşünde oyunu bana sattılar, yalan yok diyor Batu. Yani 2000 lira fazla para kardeşim, onu söyleyeyim. 2000 lira yani. 2000 lira ciddi bir para. 2000 lira veremem yani. Ama şöyle 1000 lira falan olsaydı bak, o işler değişirdi o zaman. Net ifade ediyorum, o zaman işler değişirdi. 1000 lira olsaydı farklı düşünürdüm. 2000 lira hakikaten sağlam para ya bugün. 2000 lira kardeşim. Seçim az kazandık diye yani. Efendim şeye girmeye gerek ekonominin yok. Ekonominin topladığı yok yani. Evet yani. Böyle bir ne derler? Rehavete kapılmanın gereği yok yani. Kötü günler yeni başlıyor değil mi? Öyle diyorlar ya. Vallahi bilemiyorum kardeşlerim. Gençler, ben enerjimi idareli kullanmak adına müsaade buyurursanız bir dizi, bir Wordle Mördle bir şeyler yapar, ondan sonra kaçarız diye düşünüyorum. İyi misin? Düştü mü enerji? Çünkü evet, ufak ufak yine gitmeye ya. Başladım yani. Çok ufak ufak. O yüzden kardeşlerim. Hiç zorlamayayım kendimi diyorsun. Hiç ben zorlamayayım. Yarın belki Gül benim yerime yapabilir bir şeyler. Yarın maç falan da varmış. Belki Rüzgar'la maç bakarız. Ne maçı ya? Yarın benim yerime sen şey yaparsın. Co-op tabii yayını biliyorum ama belki başka bir şey oynarsın, ne dersin yani. Kürepe demiş ki oyunun Elden Ring'den iyi olduğu aşikar demiş. Üf. Aslında şunu da daha çok hak etti ama. Evet, bence de bu daha iyiydi. Bu daha iyi gitti sanki, evet yani. Şeye gelir mi bu bilmiyorum. Ne? Ne o? Plus'a mı? Plus'a gelir mi gelmez mi diye bilmiyorum. Kürepe demiş ki Talha abi iyi almıştı bu boss'u. Tabii herkes ekstra boss kesecek diye bir şey yok. Yani tabii doğru. Bir sidik yarıştırmıyoruz. Talha'nın da tabii arada bir de Talha var. Değil mi şey yapsın yani. Tabii canım, şimdi ben şimdi burada niye her gölge düşüreyim herkese yani sonuçta. Siz de dersiniz mesela işte arkadaş arasında, ondan sonra Gürkan abi bak bıraktı yarıda ama Talha abi kesmişti. Mutlu yani, olur Talha'da. Tabii canım. Mutlu olur lazım yani. Lazım bunlar. Ona da söyleyin yani. Abi bak Gürkan abi yarıda bıraktı, sen kesmiştin diye onu söyleyin. İyi hissetsin kendini. Tabii canım yani, bunlar önemli diye düşünüyorum ben. Neyse. Kefere demiş ki Gürkan Bey Manor patlarsa çok üzülürüm bak demiş. Bilmiyorum ya, patlamaz inşallah. Manor Lords'a yükseldik kardeşim. Onun patlamaması lazım. Çok tatlı duruyor hakikaten. Mesela onun müzikleri de efsane. Ama nasıl müzikler. Çok güzel müzikler. Nasıl müzikler. Nasıl müzikler. Bu oyunun aksine. Mehmet Karakuş oyunun sonuna geldiğimizde oyunun Türkçe olduğunu şimdi gördüm demiş. İnsan evet bir yani Türkçe mi değil mi pek dikkat etmiyor yani. Talha derken A'yı yumuşatan tek sizsiniz diyor Stray Cat. Talha mı diyorlar normalde? Talha. Öyle Talha mi diyeceğiz? Olur mu ya? Bilmem, olur belki vallahi de. Valla gençler oyun tamam, PlayStation Exclusive dedik değil mi? Zamanlı en azından. Gelirse de EPM gelir diyoruz. Bilemiyorum Manor, ama 2000 Manor lira. Lords ne ya demiş Erdem. Aha. Erdem bak, benim verdiğim bazı kararları sorgulatma bana. Yeter lütfen, yeter artık ya. Kürepe diyor ki iyi şeyleri iletmiyoruz biz kimseye diyor. Öyle mi? Hı-hı. Tamamen negatif basıyoruz. Aynen yani. Tamamen şey ya, olay çıksın. Peki kardeşim o zaman. Zeomatrix demiş ki abi ben gameplaylerine baktım, çok iyi duruyor, patlamaz kesinlikle demiş. Şey mi? Manor Lords mu? Aha. Manor Lords bir oynadık zaten. Aşık etti kendine ya. Tam challenge chat'lik oyun değil mi o? Öyle görünüyordu. Öyle görünüyordu. Bir oyunda kod geldi. O onu o nasıl bir şey onu bilmiyorum ama neydi oyunun adı? Arda Akalper 21 ay olmuş. 6 saat yol gittim malum partinin küçüğüne kaptırmamak için. Kazandık %60 CHP gel, Mersin kazandık. Şimdi de yarın diferansiyel denklemler gönlüme girecek. Bak şimdi. Gönlü. Kolay gelsin. Ya bir oyun kodu geldi. Acaba onu şey ne sıralama olayımız ne, nasıl oluyor? Neye göre sıralatabiliriz biz bunu? Search by type değil ne de. Ne yapmaya çalışıyorsun?
En son kütüphaneme eklediğim oyunu bulmaya çalışıyorum. Şu yukarıdakilere bir bakar mısın? Buna mı? Hayır, sağdakine. Şu. Sort by recent active ama recent ha şu Revival. Revival Recolonization diye bir oyundan kod geldi. Baktım Steam'de gayet güzel yani very pozitif falan böyle. %80-90. Buna da bir ara bakmak niyetindeyim ama böyle şey bir oyun anladığım kadarıyla Civilization'ın böyle biraz ne derler? Teknolojiklisi falan falan gibi. Haydar diyor ki bunun plajda güneşlenmeli versiyon olarak da bir Tenor Lords çıkarırlar mı diyor. Olur. Neden olmasın? Neden olmasın? Olabilir. Ama bunlar tabii şey yani benim esasen bu aralar strateji oynayacaksam Dune'dan devam ederim gibi geliyor. Şimdi ben 3 cisim problemi kaç kitaptı? 3 galiba. 3 kitap mı? Galiba. Emin değilim. Sanıyorum onu bir aradan çıkarır ondan sonra Dune'a geçerim. O kitapları okurken de güzel böyle şeyden devam ederiz diye düşünüyorum. Düşüncem o yönde yani. Bilemiyorum. Geçelim mi Gülcüm? Buyurun canım. Buyurun buyursunlar. Bugün Erdem'den bir kelime istiyorum. Ben Erdem'in kelimesiyle başlamak istiyorum. Ben başlamak istiyorum bugün. İyi yani. Peki. Erdem seni ezdi bu arkadaş. Erdemciğim bugün sen öbür sen bu buna uygun bir şey söyle söyleyeceksin yani. Uygun bir şey ne ya? Ha yani buradaki harflere uygun yani. Bir an bildin sandım. Yani çıksaydı eğer hakikaten çok enteresan olabilirdi. Gerçekten ilginç olabilirdi yani. Kasko. Ben söyledim ama. Kasko. Oo. Oo. K olacak şimdi artık. Nerede olur? Üçte mi olur Gül? Ne diyorsun? Mesela şöyle olsa. Bence sonda olacak. Kabuk dedi Erdem. Erdemciğim. Budur be. Bravo. Erdem nokta koydu. Vallahi nokta koydu kardeşim. Başka ne vardı? Movie Dull bir şey. Movie Dull. Movie Dull. Buyurun Movie Dull. Hazır mısın? Hazır mıyız arkadaşlar? Kafasında bir maske gibi bir şey olan birini gördüm. Biz bu işin ithalatını, ihracatını, yeri geliyor imalatını yapıyoruz yani. Gülcan? Hiçbir fikrim yok. Hatırlıyor, ben şey yapamadım yani. Oyuncak bebek kafası gibi bir şey vardı birinin kafasında, onu gördüm sadece. Kukla mıydı yoksa? Kukla gibi. CG bir şey gibi bir şey miydi ya da? Kukla gibi bir şey de olabilir evet. Bravo. Bir daha bakalım. Abi bir de çok düşük çözünürlüklü koyuyorlar. Şeyleri görüyorum, piksel sayıyorum ya. Maske değildi ya herhalde. Bilmiyorum ki. Bir şey şey yapamadım ya. Amistad diyorum. Bir daha bakalım. Ben izlemedim abi böyle bir film. Ben de izlemedim. Sonda bir Kirsten Dunst, böyle siyah saçlı bir Kirsten Dunst gördüm gibi geldi ama emin değilim. Sadece bayık bakışlarından çıkardım onu. Kirsten Dunst ve Puppet deyince The Puppet Yok, böyle, Dance diye böyle bir tuhaf bir şey çıkardı yani. Sanmıyorum. Siyah böyle kısa saç vardı. Peruk gibi bir de olabilir. Ama Kirsten Dunst mıydı ondan da emin değilim zaten. Spider-Man. Ama Amazing olanı. Bir daha deneyelim.
Yok, hiçbir fikrim yok. Geçiyorum abi. Bir şeyde bir daha döneriz. Framed. Erdemciğim hiç uğraşacak halim yok yani onunla. Baktım diyor meraktan diyor. Neymiş, ilk defa söyle duydum bence diyor. Kolay yani, gelsin hiç diyor. Hiç bir daha şey yapmayalım. Hiç uğraşamam. Yani. Hiç Frank uğraşamam. Dedi John Ertan. Taksi 3 dedi Batu. Şundan bahsediyoruz değil mi şu anda? Karlı görüntüden bahsediyoruz. Karlı görüntüden bahsediyoruz. Batu taksi 3 dedi. Öbürüne mi dedi, buna mı dedi? Taksi burada zaten taksi 3 yok. Ha, öbür film bilmiş John Ertan, Frank. Miş filmin adı. Şu mu? O. Peki. Bu karlı nedir abi? Buna ne diyoruz? Shining. Şu izlediğimi zannetmiyorum böyle bir filmi. Ben de izlemedim sanırım. Şu bizim şey mi? Gül. Candle mı? Bir benzedi ama. Biliyor musunuz bu filmin ne olduğunu? Jonathan cevabı biliyorum. O yüzden yazarsam hile olur dedi. Benim izlediğim bir film Eddie değil. Eddie the Eagle geldi. Beat of Combat'tan. Eddie the Eagle diye bir... Peki biz şey yapmaya gidelim. Sanki bir Candle havası aldım o arkadaştan ama. Oceans'lardan herhangi biri olabilir mi dedi Bahadır'da. IMDb. Scott Pilgrim'deki çocuk değil mi o? Evet Mehmet. Evet. Ne o çocuğun adı? Succession diyeceğiz. Neydi bizim Candle'ın adı? Efendim. Nerede lan? Jeremy Strong. Ha, Jeremy Strong. Öbür arkadaşın adı neydi? Michael Cera. Şimdi diyeceğiz ki Michael Cera Jeremy Strong movie diyeceğiz. Molly's Game. Ha evet, Fuzaki Egat'te yazmış, ben de gördüm. Öyle, Molly's Game. Geberdik burada ya. Molly's Peki Game. Gerçekten şey miymiş? Jeremy Strong muymuş? Evet. Okay. Ha, şurada şu profilden alırım vallahi, hiç affetmem yani. Peki Movidl. Posterl. Bu ne ya? Gül. Bir şey out mu? Bir yaz atmosferi var. Yok, out map değil. Cooks. Glass Onion, Knives Out. Aa. Dedi John Ertan. Evet ya. Q gibi ok. Bak altında. Şunu Q yaptım ben ya bakarken. Oradan gittik. Doğru. Bravo. Tebrik ediyorum. Guess the Game vardı. Good day to you. My name is Guess the Game GPT. I have taken over today's Guess the Game. You'll have to ask me questions to figure out what today's game is. You may not know the name of the game, but do not give up. You'll be able to figure it out from my hints. Tamam, peki. Chat GPT ile yapacakmışız bugün. Soracakmışız kardeşim. What is the genre of the game? Türü neymiş oyunun bakalım. Visual novel. Haydi. Oyunun türü görsel kitap, roman çıktı. Ne var öyle oyun? Şey var. Kojima'nın vardı öyle visual novel oyunu.
Peki. Visual novel. What? Ama dur, bileceğimiz bir şey olsun ya. Visual novel ya. Ne bileyim abi, hiçbir şey gelmedi visual aklıma şu anda. Visual novel deyince ki şey oldum, tıkandım kaldım burada ya. Baş karakter kim? Vampir içeriyor mu gibi sorular geldi. Baş karakter kim? Oh, we're navigating tricky waters here, but since we're in the realm of guessing, let's just say it involves a speedy blue hedgehog who had an unfortunate event befall him. Visual novel, Sonic oyunu, öyle mi? Sonic the visual novel. The Murder of Sonic the Hedgehog. Evet, oymuş. Erdem dedi şimdi Murder of the Sonic the Hedgehog diye bir oyunları vardı diye. Neymiş peki bu oyunumuz? Gelelim Steam'e bakalım. Steam'de free to play demiş Bahadır'da. Ha. Enteresanmış. Guess the game bugün böyle diyor. Yapacak bir şey yok. Başka? Ne kaldı? Var mıydı bir şey? Kalmadı galiba. Peki. Ada kaldı bir tek. Ada. Country ile devam ediyoruz o zaman. Gülcüm, senden alacağım. Nijerya. Mix için geliyor. Nijerya. Kuzeyde, Afrika'da, Nijerya'nın kuzeyinde. Nüfusu 210 milyondan az ve 27 dereceden daha soğuk. Soğuk. Evet. Hadi bakalım, hadi. Sen soktun bizi buraya, sen çıkar. Afrika'da. Tunus attım şu an. Daha sıcaktır kesin Tunus bu arada. Oha! Vay arkadaş, vay ya. Sen ne yaptın ya? Mısır diyecektim. O biraz daha hafif kuzeydoğuda kalıyor diye Tunus diyeyim dedim. Bu nedir arkadaş? Bu nedir ya? Tunus tabii şöyle bir mekanımız. Güzel Akdeniz kıyısı. Orada da güzel, ha, belki evet, plaj falan var. Yani bir adamız var. En azından şurada bir adamız var. Oraya bakabiliriz diye düşünüyorum. Tunus Arap Baharı'yla demokratikleşen ülkemiz miydi? Evet. Bir bunlara bir yaradı. Onlar var zaten. Şarkı ayrılmış. Yok, yayın hızlı bitsin diye beyninin %1000'ini kullandı. Yani düşün yani. Biraz kurakçaymış Gürkan. Ya burası tamam, o Sharky Island dedik, öyle bir yer çıktı ama dur bakayım. Geri dönelim. Evet, buradan pek bir hayır, buralardan plaj milaj varmış havası da edinemedim ama. Milletin evine niye girdin Google ben ya? Ben anlamadım ki bunu ya. Abi burada güzel gözleme yenir yalnız. Değil mi? Öyle bir, öyle hava, bir hava vermedi mi? Kenarda teyze açıyor şöyle üstüne, he, güzel yağını sürüyor falan. Of, canım çekti lan. Oğlum diyete başlayacak zaman mıydı ya? Bayram geliyor zaten, kesinlikle çok yanlıştı. Buralarda var mı bir abi, şey? Hiç şu... varmış gibi gözükmedi ama bak sen gene. Şöyle bir yerimiz var.
balığımız tutuluyor. Ya Akdeniz'in kuzey kıyısında o kadar güzel sahiller varken güney kıyısında niye yok ya? Oraya çok sıcak oluyor. Oraya doğru taşıyor işte, kumluk mumluk orası oluyor abi, ondan oluyor falan. Çok biliyorum çünkü, evet, o yüzden. Çok aşırı bilir şekilde anlattım. Nasıl biliyorum değil mi? Nasıl bayağı. Şurası bir plajmış havası verdi. Bakalım burası bir plaj mı? Çok merak ettim. Plajı bilmiyorum. Bina güzelmiş. Enteresan. Bayağı şu an bir böyle. Tunus'a gidesim geldi. Tunus Türkiye'ye vize uyguluyor muymuş? Mehmet diyor ki Tunus'la ilgili bildiğim tek şey alfabetik sıralamada Türkiye'den önce gelmesi. Jerba Holiday Beach diye bir şey var. Bakabilirsiniz demiş Black Dragon. Hemen bakalım. De Jerba yazılıyor. Ne tarafta kalıyormuş bu? Aa, aşağıda. Tamam. Üf, burası yalnız bir hava verdi. Şöyle attım abi. Bize şuraya. Bize istemiyormuş Gürkan. Valla. Valla. Oo. Bak nezih. Nezih bak, suyun renginin güzelliğine bak. Oo, gül yalnız. Oğlum birinin yüzü mü var lan orada? Bak burun, göz. Duba o. Bu arada burada denize falan girebiliyor muyuz? Yani ne kadar İslami bir ülke Tunus acaba? Ya. Sulu Karpuz demiş ki vize statüsü, vize statüsü diplomatik hizmet hususi ve umuma mahsus pasaport hamilleri için 90 güne kadar olan turistik seyahatler vizeden muaftır. Yani bir, mesela bak şurada Plaj de Sidi Mahrez diye bir yerimiz var. Oraya bir bakalım abi, fotoğraflara bakalım. Oradan belki bir şeyler çıkarabiliriz. Üf, daha güzelmiş. Ne olsun ya? O gayet de halkımız takılıyor. Daha ne olsun? Tunus'a gidiyoruz ama çok sıcaktır biliyor musun? Bu olabilir. Aralar gitmek lazım. Gideceksen. Olabilir. Tunus layıktı bildiğim kadarıyla diyor komutan. İşte yani bu Arap Baharı falan bilmem ne bayağı bir yönetimde gayet bir şey oldu yani. Ama nedense şu an feci şekilde Tunus'a gidesim geldi. Sen ciddi değilsin. Ya. Hayırdır abi? Bilmem. Mavi ile sarının buluşu. Mr. Nosferatu diyor ki Tunus Arap ülkeleri arasında en seküler olanı. Hannibal daha doğrusu reisin şehri Kartaca'da, orada bayağı bir tarih var diyor. La 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 Brazil. La 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 la. Erdem diyor ki abla aydın bugün 30 dereceydi, boşver gelecek kış gidilir. Animasyonumuz bile var kardeşim, daha ne olabilir ya. Mehmet demiş ki 2016'da İtalya'ya giderken 10 yıllık pasaport almıştım, sonra da giderim bir yerlere diye, daha da çıkamadım, nasıl bir dram bu ya diyor. Arkadaş bu ya. Nasıl bir dramdır gerçekten, gerçekten nasıl ya. Şöyle bir nasıl bir dramdır yani, insan diyor ki lan 10 yıllık çöktüm, oh bana bir daha şey yok yani. Karada eziyet, ölüm yok. Karada ölüm yok falan muhabbetine giriyorsun. Bir bakıyorsun sonra 2 yıl kalmış. Abi bu hakikaten bu çok üzücü. Gerçekten hakikaten öyle. Çok üzücü bir durum ya. Gerçekten üzücü. Zaten 2 sene sonra pasaport yenilemek falan herhalde. Ya bir de o işler kaç var. Kaç para olur? Bizim kaç? 10 yıllık tabii. Hı hı. 3 yıl. Bizim pasaport süremiz Amerika vizemizden önce bitiyor. Öyle mi? Evet. İşte sıçtık. Neyse yapacak bir şey yok yani. Gençler. Seviyorum sizleri. Çok çok iyi bir hafta diliyorum sizlere. Kendinize çok iyi bakıyorsunuz. Enerjik, mutlu, keyifli bir şekilde yola devam. Öpüyorum sizleri. İyi bakın gençler kendinize. Yarın akşam görüşürüz. İyi geceler. Thank you.